Merhaba efendim. Bengütürk'teki yayınımıza siyaset notlarıyla devam ediyoruz. Gündem epey de yoğun. Çok değerli konuklarım var. Hukukçu Cem Kaya, hoş geldiniz hoş efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sayın Mustafa Ertekin, ekonomi gazeteci, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Saynur Derman, Profesör Doktor Saynur Derman da ilerleyen dakikalarda aramıza katılacak diye umuyoruz efendim. Şimdi tabii ne yapalım? İlk önce siyaset diyelim. Tabii ki dış politikada bizi de ilişkilendiren çok önemli gelişmeler var. Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı'nın temasları da sürüyor. Bunlar da dikkat ediliyor ama gündemdeki herhalde en önemli konu başlıklarından biri de bu vız gelir, tırıs gider demeyelim. Evet. İmamoğlu diyelim. Diyelim. Çok sıcak, çok sıcak. Evet, çok sıcak. Asit gibi sözler. Neler oluyor? Bir bakalım şu Karadeniz turunun ardından yaşanan tepkilere ve onların yorumlanmalarına neler oluyor? Altılı masa dedik. Şimdi altılı üçe bölünüyor, üç ikiye bölünüyor. Kombinasyon iyice farklılaşmış durumda. Şimdi Karadeniz gezisi bir evet. adaylık sinyalim ya. Adaylık için 2023'e giden bir yolda bir miting çalışması mı? Böyle mi yorumlayacağız şimdi, diyelim. Sayın Ertekin buyurun. Şimdi Alptekin Bey yani vız gelir tırıs gider lafını duyunca vallahi zaten malumunu ilanı oldu. Yani baktık ki bunu söyleyen ben söze bakarım söz mü diye söyleyene bakarım kişi mi diye derler ya. Şimdi bakıyorsunuz. Yani çünkü Kılıçdaroğlu önümden çekil diyor. İmamoğlu hız gelir tırıs gider diyor. Yani şimdi bakın. Kime ne mesaj verdi? Üstad adam mı demedi bak. Gene edebi kelamla konuştu. Eyvallah. Biz söylesek daha az. Yani büyük konuştu. Siyaseti germeyelim. Eyvallah. Siyaseti şey olmasın eyvallah. Diye. Yani bayramın hemen ertesinde. Tabii ki bu arada da bayramlaşamadığım tüm Türk. Türkiye'deki tüm kardeşlerimin de bayramını kutluyorum, geçmiş bayramını. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine bakınca adaylık sinyali mi yoksa efendim bir gövde gösterisi mi? Bu ikilem arasında hakikaten bir açıklık getirmek lazım. Şimdi Sayın İmamoğlu diyor ki ben diyor efendim Karadeniz çocuğuyum, bayramlaşmaya gittim. Oradaki insanlarla, dostlarımla diyor kucaklaştım ve bayramlaştım diyor. Buna hiç itirazımız yok. Ve yalancı diyorlar. Buna hiç itirazımız yok. Bakın kendi kendileri tekzip eden söylemleri var daha sonra. Oraya gelmek istiyorum Alptekin Bey. Şimdi Karadeniz'in çocuğu eyvallah gittin bayramlaştın ettin el öptün el öptürdün geldin. Eyvallah. Ondan sonra bu geziye tepki gösterenlere karşı ne yapıyorsun? Şey gibi bakın benim çok değer verdiğim ve hakikaten kulağımda bir küpedir rahmetli babamdan. Derdi ki oğlum kibir asit gibi bir şeydir. Eyvallah. İnsanı içten içe çürütür. Eyvallah. Nereden defo vereceğini hiç bilemezsin. Eyvallah. Bazen sevgiden verir, bazen siyasetten verir, bazen sağlığından eyvallah. Verir. Ama insanlığa kibir en zararlı asittir diye. Şeytanın rahmet... da en çok kullandığı. Eyvallah. Evet, ya. rahmetli bir babamın kulağıma taktığı bir küpedir şeytan olmasını sağlayan. Şimdi bakıyorsunuz efendim... Nagihan Alçı'nın otobüse binmesini tüm kim tartışıyor? CHP'liler tartışıyor. Kim tartışıyor? İmamın kayına binmiş, İmamoğlu'nun otobüsüne binmiş sanatçılar. Sonra diyor ki ben diyor otobüsten indim abi oynamıyorum artık diyor. Biz diyor bu mu olacaktı diyor. İmamoğlu'ndan yani ümidi kestiklerini açıklayan sanatçılar var. Bunlar bana göre bazıları sanatçı, bazıları sözde sanatçı. Sizin İmamoğlu'nun otobüsünde kayında ne işiniz var arkadaş? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türk milletinin sanatçısıysanız açık açık otobüslerde, trenlerde, vapurlarda ne işiniz var kardeşim sizin orada? Yani neye biniyorsunuz? Adam Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı da siz otobüsünde mi olmak istiyorsunuz? Otobüs onun muydu? Şimdi belediyenin otobüsü. Bizim. Belediyenin sosyal yardım fonlarından efendim otobüslerle oraya götürüyorsunuz, yardım dağıtıyorsunuz. Siz nerenin belediye başkanı Sayın İmamoğlu? Yani 16 milyonluk lafa gelince diyorsunuz ya sayın bakanlarımıza karşı diyorsunuz ya ben seçilmiş kişiyim önünü kapatıp konuşacaksın kardeş diye bu hadsizliği sayın bakanlarımıza yapıyorsunuz ya. Peki ben de soruyorum ben İstanbul seçmeniyim İstanbul'da oturan ve İmamoğlu en yakın oturan komşum da sayılır burada oturan bir seçmenim oy vermedim tabii ki ama İstanbul'daki bir seçmenim. Siz nasıl oluyor da kardeşim şey yapıyorsunuz İstanbul'un belediye başkanı olarak oraya buraya kamu haklarını İstanbullular faydalanması gerekirken İstanbul'u başı bırakıp gidiyorsunuz. Ondan sonra orada sosyal yardımlar bir takım şeyler dağıtıyorsunuz geliyorsunuz. Ondan sonra da geleceksiniz CHP'lilerden yine kendi içinizdeki insanlar eleştirdiği zaman da elinizi böyle yapacaksınız.
Akıllı olun ha diyeceksiniz. Akıllı olun ha. Kim akıllı olacak Sayın İmamoğlu? Bu sözünüz eğer seçmene ise reddediyoruz. İstanbullu seçmen olarak reddediyoruz. Eğer CHP içerisindeki yarışınızda o parmağınızı salladığınız insan Kılıçdaroğlu'ysa, Kılıçdaroğlu'nun cevabını grup konuşmasında vermesini bekliyorum. Artı CHP içerisindeki mücadeleyi çok yakinen bilenlerden birisiyim. Parlamentoda MYK üyeliğimiz zamanında parlamentodaki arkadaşlık, dostluk kurduğumuz birçok CHP'li insanlar var. CHP yani Sayın İmamoğlu'ndan ibaret bir parti değil ki. Birçok insanlar var. Ne şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı ve ekibine karşı hamleler yaptığınızı, nasıl aday olmak istediğinizi biliyoruz. Burada eleştirenler olduğu zaman o parmak önce İmamoğlu siyasetten Cumhurbaşkanı aday olmadan önce, bakın İstanbullu bir seçmen, gazeteci bir yazar olarak söylüyorum. Önce o parmağını indir kardeşim sen. Önce o parmağını indir, ondan sonra biz de size siyasetçi gibi davranalım. Şimdi Nagihan Alçı'yı otobüsünüze almışız, bizi hiç ilgilendirmez. Nagihan Alçı zaten her devirde her yere alçı olmuş bir insan. Dolayısıyla onun oraya binmiş olması, inmiş olması benim gündemimde, tartışmamda bile yok. Ama İmamoğlu'nun kalkıp eğer İstanbul'un seçmene ise tartışmayın, akıllı olun diye bu mesajsa reddediyorum. Böyle bir mesaj olabilir mi? Bir cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne başkanlık etmek isteyen bir kişi, yani bir siyasetçi bir üslubu kullanabilir mi? Bakın bir gazeteci de kullanmaması lazım. Bakın başından beri yine Sayın İmamoğlu diye hitap ediyorum kendisine. Ama yapmayın, yapmayın. Karadeniz çocuğu olabilirsiniz, bayramlaşmış olabilirsiniz. Eğer size eleştirenler vız gelir tırıs gidiyorsa, sizin siyasetinizde bize vız gelir tırıs gider Sayın İmamoğlu. Böyle şey olabilir mi Alp Tekin Bey? Bu inanın önemli bir konudur. Bakın her siyasetçi... Halktan nedir siyasetçinin beslendiği besini, proteini, efendim enerji aldığı yer, her yer sandıktır, oydur. Hiç kimseyi küçük göremez. Asit bir kibir abidesi olmaya hiç gerek yok. Asit insanı içten içe çürütür. Bari insanlığımızı çürütmesini istiyorum Alp Tekin Bey. Böyle şey olabilir mi? Biz böyle parmak sallayan, parmağını gözümüze sokan, akıllı olun ne demek? Kimi tehdit ediyorsunuz ya? Önce o parmağını indir. Bak gözümün içine bak Sayın İmamoğlu. Gözümün içine bak da söyle. Önce o parmağını indir. Sonra bir gazeteci olarak gelelim. Buyurun siz Sayın Nagihan Alçı'yı davet ettiniz. Bakın gelin ben de gelirim ya, hiç önemli değil. Gel gelin bir konuşalım, yüz yüze bakalım. Siz kime parmak sallıyorsunuz Türkiye'de ya? Eğer Sayın Kılıçdaroğlu'na parmak sallıyorsanız buna da karşıyım. Çünkü biraz insan şeyli olmalı, düsturu olmalı. Bir siyasi parti bana ne kadar uzak olursa olsun, ama bir genel başkanı vardır. Bir, her siyasi partinin bir hiyerarşi vardır. Sonra size Cumhurbaşkanlığı makamını kim verdi de siz aranızda paylaşamıyorsunuz kardeşim yani. Yani siz nereden paylaşıyorsunuz? Neyi paylaşıyorsunuz? Öyle bir havanın olduğunu mu düşünüyor? Türkiye'de, İstanbul'da seçmenlerin arkasında durduğunu, bir rüzgarın estiğini. 3-5 tane efendim işte yandaş, fondaş ve siparişdaş diyeyim. 3 tane... Cem Bey, yani yandaş, fondaş, siparişdaş 3-5 tane anketlerde önde çıkmak değil. Bakın tekraren söylüyorum ve altını da kalın kalın iki çizgiyle çiziyorum. Türk milletiyle kimse alay etmesin. Türk seçmeniyle kimse alay etmesin. Bakın yaşanmış tarihi gerçekler vardır. %30, %40 olan oyları bir gecede 1.2'ye, 1.5'a düşürülmüş seçimler vardır. Bakın Türkiye'de seçmenle kimse oyun oynamasın. Kimse akıllı ol diye çağrıda bulunmasın. Türk milleti zekidir, çeviktir, akıllıdır. Buna Sayın İmamoğlu kime ayar çekiyor? Ben bu İstanbul'da oturan ve İstanbul'da doğup büyüyen bir kardeşiniz olarak reddediyorum. Böyle bir üslup olabilir mi? Çıkıp eğer buna bir açıklık getirmesini de talep ediyorum kendisinden. Eğer CHP içerisindeki Sayın Kılıçdaroğlu'na mesaj veriyorsa buna da karşıyım. Çünkü bu da bir doğru bir şey değil. Bir siyasetçinin üslubu olmalı. Vatandaş talep edebilir, vatandaş eleştirebilir, vatandaş her şeyi söyleyebilir. Ama siyasetçi, yani İstanbul'un belediye başkanı, bakın İstanbul'un belediye başkanı, gideceksiniz Trabzon'da, Artvin'de, Çayeli'nde miting yapacaksınız. Kamu kaynaklarını kullanacaksınız, belediyenin otobüsünü kullanacaksınız, üzerine de Ekrem İmamoğlu yazacaksınız, sosyal fondan elde edilmiş yardım dağıtacaksınız.
Hadi buraya kadar diyelim ki bir siyasi mekanizmada su kaldırır yönü var. Kardeşim ondan sonra da geleceksiniz. Sizi eleştiren sizin seçmeniniz değil ki. Sizin yandaşınız, fondaşınız. Yani sanatçı, sanatçılar. İsimlerini zikretmek istemiyorum. Yani bana göre çok da kayda değer bulmuyorum. Birisi çıkıyor diyor ki efendim diyor siz diyor otobüste diyor Nagihan Alçı ile oturacaksanız biz bu otobüse boşa binmişiz ineceğiz diyor. Ya güzel kardeşim senin sanatçı ne işin var otobüste? Ne işin var trende? Ne işin var? Senin yerin Türk milletinin burası yüreği. Eyvallah. Yüreği yetiyorsa Türk milletine verdiğin şarkınla, türkünle her ne sanat yapıyorsan onunla ver. Kalkıp burada neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Yani sandıkta oyu ben vereceğim. Mehmetler verecek, Alptekinler verecek, Cemler verecek, Mustafa verecek. Ondan sonra geleceksiniz bir şehirde oturacaksınız devletin makamına şey yapacaksınız ondan sonra da parmak sallayacaksınız öyle mi? Ama yani Elazığ Malatya depreminden sonra söylemişler herhalde alışacaksınız ben böyle tabii. Bir belediye başkanıyım diye bir cümle kullanmıştı. Yani cevabı da böyle herhalde. Ben veriyorum. Zaten şuradan Alptekin Bey hatırlayınız. Sayın Bakanlar konuşurken diyor ki Sayın Ulaştırma Bakanımız için efendim sen benim muhatabım değilsin. Sen atanmışsın diyor. Bakın atayan makam Cumhurbaşkanlığı atanmışsın makam. Atanmışsın diyor. Ulaştırma Bakanı Atatürk Havalimanı için tartışmıştı ama 6 tane davetleri de ortaya çıktı. Kendilerini hani kapatmayacağım dediği. Alptekin Bey kimse aklımızla alay etmesin. Bugün Sayın Soylu da Sayın Ulaştırma Bakanımız da bunlar Cumhurbaşkanlığı makamının oluruyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tasdikiyle atanmış insanlardır. Atanmış, seçilmiş olmayabilir, atanmış insanlar ama atayan kişi Türk milletinin %50'nin üzerinde oyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Kimse bu makamlara... Kar esaretinde o atanan kişilerin nasıl bir can çaraş çalıştığını gördük. Valilik başta olmak üzere Ulaştırma Bakanlığı keza. Ne bugün yapıyordu? Bugün evet, Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin, saygıdeğer Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı'nın açıklamalarına son derece alkış tutuyorum. Neden diyeceksiniz? Sayın İmamoğlu, eğer bu insanların eleştirileri, bu insanlar, bu seçmenler size vız gelir tırsk ediyorsa siz de bizim için vız gelir tırsk edersiniz Peki, bu kardeşim. Cem Bey, Ekrem İmamoğlu herhalde şunu mu duymak istiyor artık? Öyle bir duruma getirdi ki olayı, otobüsler, mitingler, vari geziler, bir de üstüne ziyarete geldimler. Ya artık aday olun diyeyim bana ya, aday ol, aday ol de. Onu mu bekliyor acaba? Şimdi Üstad çok yürekten konuştu. Hakikaten ben de altını çiziyorum her söylediğinin. Kıymetli abim, değerli üstadım. Ben şuradan başlamak istiyorum. Şimdi her yayında şehitlerimizden bahsediyoruz. Ben Arife günü Edirne Kapı şehitliğindeydim. Hakikaten çok duygusal bir gündü benim için. Orada cennet bahçesi orası. Şehitlerimizin analarının, babalarının ellerini öptüm. Önder Çelik Şehit Aileleri Derneği, kıymetli komutanımız, genel başkanı. Orada oturduk, kendisiyle de hasbihal ettik. Burası dedi cennet bahçesi, niye buradan girdim? Şimdi hatırlayınız. Ekrem Bey, çünkü İmamoğlu demiyorum artık. Yayına girmezden önce öğrendim. Soyadı dahi sentetikmiş. Bakın önemli. Nasıl oldu? Nasıl? Yani? Evet Mustafa, ben de yayından önce öğrendim ve birkaç yerden de teyit etme gereği duydum. Bir insanın soy adı dahi gerçek değilse, yapar suyunlu bir soyadıysa nasıl bir projenin tezahürü olduğunu milletimiz iyi görsün. Şimdi Edirne Kapı şehitliği niye önemli? Hatırlayınız bir ağaç dikme merasimi vardı. HDP, KK'nın sözde milletvekili, sözde vitrin isimleri Pervin Buldan'la birlikte yan yana bir poz verdi Ekrem Bey. Hemen akabinde de Edirne Kapı şehitliğine gitti. O şehitlerimizin kabirlerine, o mukaddes kabirlerine karanfil bırakmak istedi. Ve bir şehit yakını dedi ki burası senin HDP'lilerle birlikte ağaç dikeceğin yer değil. Burada şehitlerin kanı var. Buradan uzaklaş. Şimdi o kadar önemli ki bu. Gittiğiniz zaman bu hassasiyeti orada bir şehit yakını gösterirken orada onu da azarladı. Ben buraya notlar aldım. Yeri geldi, vatandaşın içine girdi, vatandaşı azarladı. Devletin valisine İ ve T harflerinden müteşekkil tek eceli, ben zikretmeyeyim, o kelimeyi zikretti ve günün sonunda herkese azarladı. Bugün de vız gelir tırıs gider dedi, parmak salladı,
üstadın dediği gibi. Ama hak bildirdi. Diyarbakır'da ilk ziyaretini nereye yapmıştı? HDP. Şimdi bunları yapan Ekrem Bey, İmamoğlu demiyorum, altını çiziyorum. Müdafaa isimli bir soyadı varmış, ben bilmiyorum. Hukukçuyum, eğer hatam varsa tahsiye etsinler. Sayın Ekrem Bey, Diyarbakır annelerinin ellerinden öpemedi ama gidip HDP'lilerle birlikte sergi açılışları yaptı. Çünkü kefaret, diyet, bedel ödedi. İstanbul'da sel oldu, Bodrum'da tatil yaptı. Deprem felaketi oldu, insanlar deprem şehidi oldu, Palandöken'de kayak yaptı. Kar esareti oldu, İngiliz Büyükelçiyle 48 bin liralık yemek yedi, faturasını bize ödetti. İstanbulluyu ödetti. Benim vergimdir o. Tıpkı aynı üstadın dediği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsüyle bir takım geziler yapıp kendi cebinden değil, bizim bütçemizden yaptığı harcamalar gibi. Şaşırdık mı? Hayır. Buraya yazdım. Günaydın. Guten Morgen. Good morning. Almanca ve İngilizce de zikredeyim. Malumun ilanı dediği üstad, biz 3 yıldır söylüyoruz. Ağzının içinden konuşuyor, üstten konuşuyor. Ama birileri yüzünde Rabbi Esir görüyor. Birileri yüzünde Yeni Kapı'da sen ikinci Fatih'sin diyor. Bugün kendisini eleştiren sözde sanatçılar ona ikinci Atatürk tweetleri burada benzetmesi yapabiliyor. Peki biz bunları söylerken bize sizde ekran fobi var dediniz. Bize İstanbul seçimlerini hazmedemiyor dediniz. Bu adam ikinci kurtarıcı dediniz. Ne oldu, ne değişti? Ne yapması gerekiyordu? Yani şimdi zaten siz de söyledi, not almışım. Kibir ve de kıskançlık. Şeytanın en sevdiği iki büyük günah. Bayılıyor şeytan. Hep de bunu nefsine terbiye ediyor. Not almışım. Seyid Ali Reis'le Kanuni Sultan Süleyman 16. yüzyılda Cihan İmparatoru. Üstüne başka bir güç yok. Ona nasihatı. Nefis ejderini helak et. Allah'ın aslanı olmak istersen eğer gönlünden kibri kaldır. Mertlere şah-ı merdan böyle olunur. Yani kibir, kibir, kibir. Ama bu kibir 3 yıldır var. Ama bu kibir ekrana her çıktığında var. Ama bu kibir kollarını sıvadığında var. Ama bu kibir vatandaşı, devletin atanmış dahi olsa devlet makamını da oturan bakanları, bürokratları eleştirirken, tahkir ve tezif ederken de var. O kibir kendinden tırnak içinde olmayan gazetecileri, Özlem Doğan gibi gittim ifadesine girdim, savcılığa ve mülkiye müfettişlerine şikayet ederken de var. Boyalar döküldü. Çünkü ben burada hakikaten Nagihan Alçı'yı tebrik ediyorum. Bak ironi yapayım. Turnusol kağıdı vazifesi gördü. 3 yıldır bizim bangır bangır bu ekranlarda anlatmaya çalıştığımızı bir gazeteci çıktı ve üzerindeki... Evet bak bitti. O pozda ne de vardı? Sadece parmak sallama yoktu. Asıl İstanbul şehreminisi vardı. Murat Ongun. Bakın o koridorda duran, eli çenesinde verilen o pozu çeken, basit bir poz değil. Ya patron benim diyor. Tıpkı o eli hatırlayınız, seçim döneminde siyah minibüsten çıkıp Ekrem Bey bir konuşma yapacaktı, tuttu minibüsün içine çekti. Ve aynı Murat Ongun ne yaptı? Haber Global canlı yayınında aslında Ekrem Bey'e de tırnak içinde bir misilleme yaptı. Ben dedi İsviçre'de kayak tatili yapıyordum. Tabii biliyorsunuz bunlar çok büyük maaşlar alınıyor. 119 tane şirket var iştiraklerde. İETT, İSKİ, Müflis, Türk Ticaret Kanunu, Mülga 324, Yeni Meri Ticaret Kanunu, bunlar iştiraktır biliyor Mustafa abi. Evet. Bunlar AŞ statüsündedir. 376. maddesi gereğince bugün kendi yönetim kurulu ortaklarının 2-3 ballı maaş alan yönetim kurulu üyelerinin ticaret mahkemelerine müracaat edip resmi iflasını istemeleri lazım. Bakanlık bütçesi kadar bütçesi olan şirketler. Hukuk öğretelim. Ha bakın not almışım. Merkezi bütçeden paramız kısılıyor demiş Murat Ongun. 19 milyar beklentisi vardı 2020'de, devletin resmi rakamı 24,5 milyar para ödemiş devlet. Niye ödemiş? Sen otobüsüne bindir X'i, Y'yi, Z'yi, sen İsviçre'ye kayak tatiline git diye mi ödemiş, yoksa İstanbul'a hizmet et diye mi ödemiş? Can ataklı mı olmak gerekiyor? Çıkıp saçımız daha aklar düşüp bangır bangır tweetler mi atmamız gerekiyor? O söyleyince dinleniyor. Ya biz nacizane, benim haddim değil. Ben hayatımda elini sıkmamışım, yüzünü görmemişim. Ama bu ülkenin geleceğine yönelik dertli bir insanım, bir kardeşinizim ben. Neden ya? Neden bir takım algı operasyonları üzerinden bu ülkede hep her 10 yılda bir darbeler yapıldı? Hep birileri operasyon çekti.
Bu da bir projedir. İsmiyle, soy ismiyle müsemma, yeni öğrendim affınıza mağrure. Bir projedir. Boyaları dökülmüştür. Net söylüyorum. Ama altında kalmayacaktır. Çünkü kibir böyle bir şeydir. Daha da ileri götürecektir. Tıpkı Sayın Ali Koç'a söylediği kelimeler gibi. Bakın çok net bir şeydir ya. Siz tamam, beğenin veya beğenmeyin. Koç ailesi bu ülkede binlerce istihdam yaratan önemli bir ailedir. Fabrikasında kimler çalışıyor? Şu kadar vergi ödüyor. Vatanına, milletine, bayrağına bağlı. Onun üzerinden ne yaptı? Tekrar bir kibir deryasına. Tahkir ederek, tezif ederek. Metin Sipahioğlu'nun açıklamaları burada. Ya siz ne yapıyorsunuz? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Dün şehit yakınına azarla. Dün gel devletin bakanına söv. Dün devletin valisine söv. Bugün de gel bunlar açıkla. Benim için yepyeni hiçbir şey yok. Bununla bitireyim. Malumun ilanıdır üstadın da ifadesi gibi. Ve kendi yürümek istediği yol muhakkak, emin olunuz, Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Kılıçdaroğlu'na rağmen bu makamdır, bu koltuktur. Şu an en mutlu olan da, altını çizerek ifade ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Çekildi, yaslandı, izliyor ve tam bir temaşasan atı icra ediyor şu an. Hakikaten bir insanın kendini nasıl bitirdiğinin nefsi duygularla. Bakın avukatlıkta da bu böyledir. Ben iyi avukat oldum. Kaybedersin. Ben iyi şoför oldum. Kaza yaparsın. Ben çok büyük tüccarım. Mütevazi ol ya. İflas edersin. Mevlana Celaleddin Rumi 7 öğüdünde bunu söylüyor. Tevazu ve alçak gönüllükte toprak gibi. Alptif Ekim Bey, Cem Bey'e bir tek ilave katkıda bulunmak istiyorum. Yani Sayın İmamoğlu eğer parmak sallayıp yani tenkit edecek birisi arıyorsa kim biliyor musunuz? Suriye'de Mehmetçiğimize silah sıkan, karşımızda duran, PYD terör örgütüne hani silah veren Birleşik Devletler var ya, onun büyükelçisini gelip de efendim belediyenin önünde parkta beklerken diyecekti. Niye silah veriyorsun kardeşim sen diyecekti. I am okay dedi. Niye silah vereceksin? I am okay dedi. I am okay diyorsun. Genel Başkanı Biden'dan demokrasi dilenirse Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi parmak sallayacak kişiler onlar. Türk ordusuna, Türk Mehmetçiğine, kardeşlerimize, canlarımıza, ayaklarına taş değmesin, tekraren söylüyorum. O kardeşlerimize silah veren Amerika'nın büyükelçisini oraya geldiği zaman o zaman parmağını sallayacaktı, I am okay demeyecekti, oraya gerekeni söyleyecekti. Bakın son bir şey okuyayım mı ya? Hakikaten yani bu bir söylenince dinlenmiyoruz ya. Gene çok hani sözüne itibar edilen, çok değer verilen, çıktığı zaman milyonlarca kişiye tweetleri retweet olan çıkıyor ve şunu söylüyor. İsmini zikretmeyeyim, sanatçı. Fotoğraf çok çarpıcı veya söyleyeyim Şahan Gökbakan. Çarpıklığın, sahteliğin, çıkarcılığın, kibrin, basiretsizliğin, duyarsızlığın. Ben söylemiyorum. Kendisi söylüyor. Zaafların, duruşsuzluğun ve güvensizliğin aynı karede vücut bulduğu bir sanat eseri diyor. Tek bir fotoğraf. Değil mi? Ben Sayın Nagihan Alçı'ya teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Peki, nokta. Şimdi MYK gündeminde İmamoğlu'nun Karadeniz turu da CHP'nin MYK'sında gündeminde. Ya Seyit Torun'un açıklamanı dinlediniz mi ya? Gündemindeydi. Yani yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Doğru bulmuyoruz dedi. Açık ne? Tweet açıklaması burada Milliyet Gazetesi'ne verdiği tabii röportaj. Ama kime bağlı? Ona bağlı. Yerel yönetimlerinden sorumlu. Bu yerel yönetim değil mi? Değil mi? Ya şimdi çok açık. Bakın bir 14. kat hadisesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Daha çok bu su götürecek ama en mutlu olan söylüyorum. Ne yapacaklarmış biliyor musunuz? Buyurun. Bu tartışma falan hani şöyle bir durum var. Bir fotoğraf verelim beraber. Artık gülerler ya. Bak yani, kargalar var ya gökte beraber, gökte çok kareye, çok naif terennüm eden bir karga kuşu var siyah siyah. Onlar uçar Saraçhane'de. 38 şehidimiz var orada 15 Temmuz gecesi. Saraçhane'de o havuz vardır. O havuzda abdest alıp vuruldular. Şehit oldular. Ben onların duruşmalarına girdim. Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Bir gün gelmiş mi Sayın İmamoğlu? İmamoğlu diyorum, Sayrı Doğu değilmiş. Ekrem Bey bir gün gelmiş mi ya? HDP'lilere gidiyor. Sen bir gün bir şehidin elinin öpmeye gittin mi ya? Niye? Gidemezsin çünkü izin vermez ağababaların. Ağababaların der ki sen bir projesin, sen gidiyorsun. Ağır eleştiri hakkımı kullanarak bitireyim. Bizim çizdiğimiz yoldan ayrılmayacaksın diyorlar. O da onu icra ediyor. Ben ona kızmıyorum. O kendisine biçilen vazifeyi yapıyor, nokta. Peki.
Profesör Doktor Sayın Derman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle. Teşekkür ediyorum. Tabii trafik sorunumuz da maalesef hallolmadı ama bazıları için, teknesi olanlar için gayet iyi olabiliyor Sayın İmamoğlu da bir ara. Biz de maalesef Büyükşehir Belediyesi'nin azizliklerini yaşıyoruz. Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Lütfen size de verelim sonra. En başta ben son birkaç gündür servisle uğraşıyorum. Paylaşımlarınızı gördüm. UKOME'nin aldığı kararlar kendi içerisinde çelişkili. İstanbul Büyükşehir özellikle hukuki olarak bunları söylüyorum ve gereken her türlü hukuki mücadeleyi de başlatacağım. Beyaz Masa'nın çözümü kendi içerisinde aldığı UKOME kararları iki gün aralıklı, ikisi de birbirinden farklı. Nasıl olabiliyor? Oy birliğiyle reddediliyor ve daha sonra kabul ediliyor. Reddedilmiş ve nasıl olduysa biz şimdi eşimle oturduk, onu yazdık. Bize bunu açıklasınlar. Ben çünkü Ulaştırma Bakanlığı'na da bildirdim. İçişleri Bakanlığı da dahil bütün birimler. Bunu sonuna kadar gideceğim. Firma bunu bahane ederek parasını peşin ödediğimiz sözleşmesi olan Gürsel Turizm yapıyor bunu ve TURSAP'a da bağlı ve tehdit mesajı gönderiyor. Şu tarihe kadar bunun farkını ödemezseniz çocuğunuzu almayacağız şeklinde. Velilere hizmeti kesiyoruz. Dayanağı da UKOME ve UKOME'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar ve UKOME 3 tane karar alıyor. Bu kararlarda ikisinde de hepsinde reddediliyor. Nasıl olduysa bu redde dayanarak oy birliğiyle karar aldı diyor. 4 Nisan kararının arkasından 6 Nisan'da karar hazırlıyor. Böyle bir saçmalık olamaz. Bu bir. İkincisi şehit ve gaziler bizim baş tacımızdır. Bizim yakınımız, benim babam da Kıbrıs gazisi. Gazi olarak isparklarda biliyorsunuz ücretsizdir gazi aileler. Ve buraya yazılmasına rağmen gelen yazıda böyle bir şey bizim şeyimiz yoktur şeklinde. Aynen böyle yazıda duruyor. Hiçbir şekilde biz bunu yani kale almıyoruz gibi bir yazı. Dolayısıyla ben hakikaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığım hizmetten hiç hizmet almadığımı hizmet çok net söyleyebilirim. Hayır, hiçbir şey hizmet almıyoruz. Metrolar zaten rezalet. Yani böyle bir şey olamaz yani. Bütün yani birçok kişi de tepkili. Yani böyle birileriyle böyle şov yapıp Dışişleri Bakanlığı'na soyunup büyükelçilerle görüşmek de bu işler olmuyor. Oturacaksınız, belediyede görevinizi yapacaksınız. Ondan sonra siyasete atılmayı düşünüyorsunuz ki besbelli bir şey. Aday olmak istiyor besbelli. Ama ben hiç zannetmiyorum ki oy alsın. Yani şahsen öyle yani. Yani İstanbul'a hizmet etmek yerine 2023'e giden yolda bütün çalışmaları da elinden geleni yapıyor herhalde. Bu elçilerle, büyükelçilerle görüşmesi falan. Aynen tabii öyle. Orada kar yağıyor, orada deprem oluyor. Yani İstanbul'dasın. Gidiyorsun Diyarbakır'a, binden başka yerlere, başka şeylere, şehitleri. Ben şehit cenazelerini kimseye görmiyorum. Gidemez ki. Şehitleri sebep olan PKK'lıların öldürdüğü hocam, insanların şeyiyle böyle bir şey olmaz. Hadi gitsin bakalım. Yani gerçekten. Belediyelere gidiyor yani. Efendim Sayın Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından atanan bakanlarla didişmekten fırsat bulamıyor ki İstanbul'un sorunlarına. İstanbul'un sorunu. İstanbul'un sorunları duruyor. Kar yağıyor. Yollar kapanmış. İstanbul'un seçmeniyim. Hizmet istiyoruz. Siz İstanbul'da oturuyorsunuz. Ben ne dedim? Ben A parti, B parti fark etmez. İnsanlar hizmet bekler. Hizmet. Vatandaş hizmet bekler. Ben hizmetlerden memnun. Hizmet yok ki zaten. Metro gelmemiş. Yollar yapılmamış. Bilmem ne eski projelerin devamı. Gerçekten ben çok tepkiliyim. Buradan da dile getirdim bir vatandaş olarak, bir profesör olarak değil, bir veli, bir anne olarak böyle bir fırsatçılık olamaz yani. Söylüyorum buradan da yetkililere de duyuruyorum. Zaten en üst yetkililere de duyurdum. Gerekeni yapsınlar lütfen yani. Böyle bir şey olmaz. Peki, yani. Peki Kılıçdaroğlu'nun biraz telaşı da var mı acaba Sayın Ertekin? Hani yani derdi. Şimdi Kılıçdaroğlu şimdi genel başkanlıkta gidecek konuşuluyor. Cumhurbaşkanı adayı ne yapacak ya? Yani böyle şimdi bir şey. Bakın şimdi? Ben bir köşe yazımda demiştim ki şimdi aklıma o geldi konuşulurken. Demiştim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde sabah erken kalkan manifestoyu yazıyor diye. Şimdi burada şöyle bir rahatlık oluştu. Efendim bizim bir ittifakımız var. İttifakın içerisinde yani 5 farklı düşünceye, 6 farklı düşünceye haiz insan var ama tek hedefleri var. Cumhurbaşkanını makamdan indirmek. Bakın şimdi böyle bir hedef olabilir mi? Bir siyasi parti ne için kurulur?
Türk milletinden oy alabilmek için Türk milletine bir hizmet yarışı verir. Yani bir proje yarışı verir. Bir planlama yapar. Bir efendim izahta bulunur. Bunları meclis kürsüsünden, gazi meclisimizin kürsüsünden, tamam, gerekirse miting alanlarında dile getirir. Bunları konuşur. Tamam. Şimdi bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde sabah erken kalkan bir manifesto yazıyor, atıyor. O ortaya atıyor. Ne olursa olsun tartışılıyor. Kimisi diyor ön seçim isteriz, kimisi diyor efendim işte Cumhurbaşkanı adayımız Mansur olsun, kimisi İmamoğlu olsun diyor. İşte bir tane de İmamoğlu şey var. Demeyelim abi. O değil mi soyadı? Vallahi Ekrem Bey diyelim ya. Net söylüyorum yani. Ben şaşırdım ya. Bir adamın soyadı da değişik mi oluyor? Ben ilk defa duydum. Soyadını insan değiştiriyor. Değiştirmiş. Müdafaymış. Onu da bugün duyduk yani. O da oy almak için. Bu doğru bilgi değil mi? Doğru yani. Üç kez teyit ettim. Yayına gelmezden önce de. Şimdi ama bu, birleştikleri bir nokta var. HDP'yi hiç üzmek istemiyor o altılı masa. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi 6 tane böyle bir aykırı hareket eden bir şey var. Hamle yapan bir birliktelik var. Yedincisi sürekli izliyor. Ara sıra yanlış olduğu şeylere çıkıyor ortaya. Hani saat çıkar da böyle guguk yapar ya. Diyor ki olmaz öyle şey bizde varız diyor. Geri giriyor. Hat bildiriyor. Hat bildiriyor. Ayar yapıyor diyelim. Ayar. Ayar, öyle. Ayar çekiyor diyelim. Siyasi anlamda bir ayar çekiyor diyoruz. Onların ayar çekmek hatlerine değil tabii. De siyasi anlamda söyleyelim diyoruz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun işi zor. Bakın haksızlık da yapmayalım Sayın Kılıçdaroğlu'na. Şimdi altı benzemesi ve yedinci gözlemciyi siz mutlu edeceksiniz. Parti içerisinde yani Kılıçdaroğlu'nun iki elinden, iki ayağından, sırtından her yerden çekiştiren muhalefetini de dizginlemek öyle çok kolay bir iş değil. Hem de bunu bir haftada karanlıkta yaptı biliyorsunuz yani Hakkı Bey. Ya bir de adamı eve gönderdiler. Evde elektrikler var ya. Abi affın ama evin çocuğu ışığa bassa vallahi rezillik ya. Tebrik etmek lazım. Biz bu ışığı niye kapadık dese ne yapacak adam? Yani ben Sayın Kılıçdaroğlu cephesinden yani şöyle şaka gibi ya. O kadar çok hamle yapıyorlar ki Sayın Kılıçdaroğlu'na. İnanın yani. Otelden fotoğraf yayınladılar. Gazeteci olarak yani bir gün 120 milyarmış geceliği. Bir yerde yazayım Sayın Kılıçdaroğlu. Bu manifestoyu da biz söyleyelim. Bu yolu izleyin. Yoksa sizi makamınızdan da edecekler diye. Ben de yazayım diyorum. Ama farkında. Yani %100 farkında. Bir ana muhalefet. Neresini tutsa geminin her tarafı. Ana muhalefet partisi. Ya adamı eve kapattılar. Dediğiniz gibi öteki geziyor mitingde. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabii ki dostları aracılığıyla tabii ki bizim biri, de dostlarımız biri aday seçiyor, öteki geziyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tabii ki ne olursa olsun bizim de dostumuz diye hitap ettiğimiz arkadaşlarımız da var tabii ki. Görüşüyoruz ara sıra. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na açılmış bir bayrak var. Yani o parmak seçmene değil belki. Evet çok doğru gibi. Kesinlikle. O parmak. Sayın akıllı olun parmağını genel başkanına sallanmış. Ama Sayın Kılıçdaroğlu şu saate kadar öyle bir cevap vermedi. Yani buna da vermesini isterim. Niçin üzüldüğümü belki aklınıza geliyor. Niçin üzüldüğümü merak ediyorsunuzdur Alp Tekin Bey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gazi Meclisi'nin ana muhalefet partisi lideri olacaksınız. Bu kadar bir tane belediye başkanınız çıkacak. Amerikan Büyükelçisi'ni ağırlayacak. İngiliz Büyükelçisi'ni ağırlayacak. Bir kurgu var. Bir apaçık bir şey var, hat bildiriş var. Siz ana muhalefet milletvekili olacaksınız. Uluslararası bir sahiplenme var. Evet. Öyle bir durum evet, var. Evet. Yani. Şimdi Kılıçdaroğlu aşan bir durum. Zelenski gibi. Kılıçdaroğlu bir varlık ortaya yani, koyması lazım. Bir ana muhalefet partisi lideri. Şu belediye başkanına bir sahip çıkmasını istiyorum ya. Yani bu nedir bu ya? Ama Mustafa abi söyledi işte. Önümden çekil dedi ya. Tabii, ya tabii. Daha ne desin adam. Gelir tırıs giderdi. Odamız gelir bravo. Bak çok güzel ha. Aslında o cümle ona. Tabii. Şimdi Kılıçdaroğlu. Hakikaten böyle bir şey söylemiş mi? Ben kaçırdım o işi. Kılıçdaroğlu mu? Evet. Kılıçdaroğlu yolundan çekilin dedi. Yolundan çekilin dedi. Ona ama işte nereye çekerseniz ne için yolundan çekil, ne için önden. CHP'deki kendi içindeki muhaliflere mi söylüyor? Altılı masaya mı söylüyor? Ya da hepsine birden mi söylüyor? Cümlesine. Ben adayım mı demek istiyor? Yok, Devlet Bey der ya alayını. Hız gelir tırıs gider diye. O, tabii canım söyledi. Abilerini de yaptık yani geldik ama onu tabii onu şöyle söyledi. Onu ben kaçırdım o takdir demiyorum. Buyurun Cem Bey anlatsın. Onun hitabı çok daha güzel olur hitabı. Aday olmasına kimsenin bir şey söylediği yok. Buyurun Sayın Devlet Bahçeli de söyledi. Adaysan çık adam gibi. Şu Saynur hocamıza aktarsın o tırıs gelir şeyini. Ben o konuyu bilmiyordum. Bizim haddimizde değil böyle sert cümleleri de bize veriyor modu. Şimdi kendi has dairesinden Büyükşehir Belediyesi'nde TV'sinin yayınladığı bir kapalı spor toplantısında, spor salonu toplantısında böyle bir kapalı düzende
hiç ilgisi olmayan bir şekilde konuyu oraya getiriyor. Ekrem Bey, İmamoğlu demiyorum, bakın altını çiziyor. Diyor ki birileri rahatsız oluyormuş diyor. Birileri diyor abanın altında sopa arıyormuş diyor. Çok net söyleyeyim diyor. Akıllı olsunlar diyor. Bizim için vız gelir, tırıs gider diyor. Wow. Ve bunu da İBB TV Sayın Hocam canlı veriyor. Parmak böyle yalnız. Parmaklar sallanıyor. Yani çok net bir eski Liberal Demokrat Parti Cem Toker mi? Cem Toker. Halk TV'ye çıkardılar. Dedi, oraya bağlanıyor diyor ki sözcüsü. Ben çiftçi çocuğuyum. Benden kibir çıkmaz. Vallahi az önce baktım diyor. Müteahhit çocuğusun diyor. Yani ben size söyleyeyim yani. Ya Can Ataklı bugün o Resim konuşmayı kaldıracak. Ya bana yapsa var ya Aktekin Bey yani bak. Ya çok büyük bir güç. Sözün bittiği yer yani. Yani nasıl bir. Sözün bittiği yer. Ben bir daha söyleyeyim. 3 sene geçti günaydın ya. Bak kendime kızmıyorum yani. Geçen çok kıymetli 81 yaşında emekli mahkeme başkanı bir büyüğüm dedi ki ya senin görüp de benim göremediğim ne var diyordum dedi. Ya ben körmüşüm, amaymışım. Gözümdeki perde kalktı Nagihan Alçı sayesinde. Turnu sol kağıdı Nagihan Alçı'dır. Ama Allah niye şaşırıyorsunuz ki katil devlet diyenlerle işte, gidilirse? Eyvallah. Ben onları biliyorum o zaman. Hatırlayalım. Katil devlet dendi. Gazete Pencere'de Kerem Kırçuval Bey çok ben hatta tepki gösterip yazmıştım. Da, gerçekten okumanızı da tavsiye ederim. Yani diyor ki ilk makalenin başlığı yani ana spot yani başlığı önce o parmağını indir. Eyvallah. Önce o parmağını indir ki hani gerisini konuşalım diyor. Şimdi abi, genel çok muhteşem bir liyakat yok mu? Yani tamam olabilir. Cumhurbaşkanı edep. Herkes olabilir. Ya, herkes edep. Ama bir genel başkanım var. Var. Hani herhangi bir yani, herhangi bir dergaha gidelim. Gelsin Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne götüreyim ben onu. Orada bir başını eğersin dergaha girerken. Niye? Orada edep yahu yazar. Oho yani. Allah'tır. Bir kendine gel der. Bir eğil. Allah'ın huzuruna geliyorsun. Gerçekten ya, gazeteci Kerem Kırçıval değil. Şeyini ben buradan hakikaten alkışlıyorum. Yani okumanızı da tavsiye ediyorum. Yani bu kadar mı güzel ifade edilir? Ya çok güzel ifade etmiş. Ya kardeşim sen şimdi seçmene siyasetçisin. Genel başkanına mı parmak sallıyorsun? Sanatçılara mı parmak sallıyorsun eleştiren? Eğer İstanbullu destekçi olan önceden çok destekçi olan şimdi sen önce git ya Atatürk dediler Rabbi yesir vela tuhasir dediler ya, ne oldu ne oldu Fatih Sultan Mehmet Han'dı abi bu ne oldu ne oldu yani ben anlamadım Fatih Sultan Mehmet Han'dı ya evet, ipim evet, çıktı evet. Genel başkanı ikinci Fatih dedi ya ben hakikaten şoktayım ya bu kulaklar duymasa replika olur ya ama bu kadar olmaz ya. Ne oldu acaba bir anda böyle bir ata bakın, geçmesi ada yani Meral Akşener'den Mansur Yavaş'ın ismi falan bakın Meral Akşener'den tek bir destek mesajı yok. Ya ölüyordu. Kılıçdaroğlu sessiz. Sayın Akşener Kılıçdaroğlu en mutlu. Oh diyor yaslandı izliyor. Allah'a şükür diyor. Hiçbir şey yapmadı kendi kendine rezil etti. Bu kar oldu bir tane yani orada yakaladık. Yani bir ana muhalefet partisi lideri neyse o parmak onun hesabını sormasını bekliyorum. Ama güç ister, liderlik ister, mertlik ister. O fotoğraf pozu vermeyi düşünüyor beraber. Öyle mi? Yani tabii kulislerden gelen bilgiler. Bak şimdi bu saatten yani, sonra. MYK'da konuşulmuş işte bu durum kötü falan ne yapsak ne istek hissesini çıkarmamış. Tencere kapak olursa yani bir fotoğraf karesi verelim de şu olaylar. Ya bir... ben Seyit Torun'u üzülüyorum. Bak Akdeki Bey vallahi üzülüyorum. Kar yağdı dedi ama der ki. Ama fotoğraf çok güzel kıskanmayalım. Tabii. İftira atıyorlar dedi kar esareti. Bu dedi 3 ay önce 6 ay önce çekilmiş fotoğraftır. Seyit Torun diyor bunu. Aa, adam oradan çıktı. Ne? Ondan sonra dedi ki Milliyet'e beyanatı var. Ya dedi bu doğru olmamış dedi. Ya kardeşim tamam da bir emir komuta yok mudur ya? Partide bir hiyerarşi yok mudur? Sabah ya? Erken kalkan bir silsile-i meratip yok mudur ya? Şey var silsile ya var. Bak ben sana söyleyeyim bu net bir biçimde. Parti bir disiplin hadisesidir. Parti part. Taraf olmaktır. Evet. Bazen kendi görüşünüzün dışında da parti politikası olabilir. Mecbursunuz riayet etmeye ya. Lider, doktrin, teşkilat. Biz bu rahle tedrisattan yetiştik. Ama bu nasıl bir... Hakikaten ben inanamıyorum ya. 100 yıllık partiyiz diyorlar. Ya Türkiye'yi yönetmeye talipler Sayın Hocam. Ama bir bakıyorsunuz ya davul kimde, tokmak kimde. Ben anlamıyorum ya. Hakikaten anlamıyorum ya. Trajikomik. Kendilerini bitirmenin arefesinde milletin aklıyla oynuyorlar. Bak bu çok önemli Akdeki. Evet. Millete, o algı şeyi... Evet. Yani... Çabuk, hızlı bilginin evet. Maalesef yani bazı vatandaşlarımız da mağdur oluyor, maruz kalıyorlar. Fethi Yıldız defalarca söyledi, yasa, yasa, yasa dedi kıymetli Fethi abim. Hadi çıkarın ya, mecliste buradan çağrımızdır ya. Çıkar 2018'den beri Milliyetçi Hareket Partisi teklifi, mecliste şunu yasalaştırın ya. Kurban olayım yani. Eller kalkar iner dedi ya reis, kalksın insin artık bu noktada.
Fethi abi de gerçekten çok altını çizerek söylüyorum ve alkışlıyorum da o sözleri için. Buradan ellerinden öpüyorum ya. Fethi Başkanımızı. Allah uzun ömürler versin. Allah uzun ömür versin. Bizim hakikaten rehberimiz, abimiz çok güzel hem hukuki anlamda hem siyasi anlamda. Eyvallah. Devlet Bey'in çok bugünkü grup konuşmasını okuyayım mı? Yahya Kemal Beyat'a atfen. Bu halka vakfedecek mülkü malımız yoktur. 5-10 gazelle şu kalbi haraptan başka. Bizim vakfedecek yegane mülkümüz, vazgeçecek yegane mirimiz, taşıdığımız can emanetinden başkası değildir. Ve bu vatana, bu millete, bu devlete 1000 defa helal haktır diyor ya. Ya al tevazu ya. Al yani. Al bunun altında gölgelen ya. Şimdi doğalı bir hareketin lideri gerçekten her salıki yaptığı grup konuşmasında Türkiye'nin gerçek yani hem olayları hem dış ve dış siyasetini gerçekten hatırlatıyor. Bir de Türk milletinin, bu kadim milletin mesela geleneğini, göreneğini, her şeyini yaşatıyor. Yani bu kadar önemli daha ne olabilir? Yani bir lider düşünün ki dış siyasete mesaj veriyor, iç siyasete veriyor, ekonomiden konuşuyor. Ama bir de bu Türk kadim Türk milletinin gelenek, görenek ve aile bağlarını her grup konuşmasında pekiştirecek. Sabır ve öngörüye sahip her kişi de o bilgeliği de görüyor. Bakın ne dikkatimi çekti Alperkin Bey. Kesinlikle. Mesela bayramlaşma öncesi Cennet Mekan Başbuğumuzun mezarını ziyareti sırasında o ülkücü kardeşlerimin, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yıldırım Bey'in oradaki duruşu, tavrı, Sayın Genel Başkan'ın gerçekten Sayın Genel Başkan'ın hiç yılmayan ifadelerle üzüntüsünü halen bugünkü gibi yaşayan duruşu, tavrı. Gerçekten insan duygulanıyor. Yani bayram günü ben izledim bunları. Evet. Gerçekten duygulandım. Gerçekten buradan Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Bey, Türk gençliğine Allah yolunu bahtını açık etsin. Bahtını açık etsin. O kardeşimizin Türk gençliğini getirdiği noktada bugün eli klavye tutan gençler. Ve çok kısa bir sürede. İnşallah ve inşallah diyorum ki müreffeh Türkiye'ye ulaşmamızda büyük katkılar olacaktır. Allah buradan Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım kardeşime de hakikaten ben şahsım adına da çok teşekkür Mustafa ediyorum. Mustafa abi aynen katılıyorum. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. Hakikaten çok kısa zamanda getirdikleri, ortaya koydukları vizyon Sayın Yıldırım'ın muazzam bir seviyededir. Biz de her zaman için emirlerinderiz. Yani yaşattığı şey şunu çok önemsiyorum. Bakın Türk milleti gerçekten bunu bir ne demek istediğimi anlamasını istiyorum yani. Şimdi lider doktrin teşkilat tartışılmaz deniyor. Ne yapıyor? Bir parti disiplini var. Bir efendim burada bir siyaset okulları, kulvarı. Efendim yazılımlar projeli, Odak 23 tabii. 2023. Şimdi bunları harfiyen uyan liderine bağlı, bağlılık içerisinde, partisine bağlı, gençliğine bağlı, bu hareketin doktrinine bağlı, hakikaten bir ülke ocaklarımızın olması hem gurur veriyor hem gözlerimi yaşartıyor. Yani bu çok önemlidir. Burada Sayın Genel Başkanımızın da tabii ki büyük emeği vardır bugünlere gelmesinde. Fakat bu yapılmak istenen şeyleri de yaşatan Ülke Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım Bey ve tek bir çalışan kardeşlerimiz orada genel başkan yardımcılarını alkışlıyorum. Tek bir bakın kuruş boşa harcamıyor. İnanılmaz tasarruf tedbirleri var. Gitsinler ve şu an yaşanan Sayın Hocam dikkat ediyorsun muhakkak konuşacağız. Evet evet. Bu inanılmaz bir ırkçılık furyası seziyor. Bugün lider de değinmiş. Ve bu provokasyona alet olan tek bir ülkücü kardeşimiz yok. O kadar önemli ki bu. Evet, evet. Bunu çok biz, önemli. Bunu çok karıştırmak istediler. Yani Milliyetçi Hareket Partisi aslında her dönem hedefte oluyor. Evet. Türkiye düşmanlarının ve o provokasyona dahil etmek istiyorlar ama ona başaramayacaklar. Ülkü Ocakları derken ilk konferansımı Sayın Rauf Denktaş'ında bulundu. Ülkü Ocakları'nda yapmıştım. Onu da söyleyeyim. Yıllar önce. Peki. Şimdi ilk bölümü bitirmeden Ümit Özdağ da diyelim ya. Şu şova kalkışması. O şovdan daha ötesi ama ya. Yani işte altında neler yatıyor. Neden? Bir yandan da tabii özellikle bir algı ve sosyal medyayı da kullanarak bir kışkırtma mı? Yani toplumu kutuplaştırma mı? Kesinlikle. Nasıl bir oyunun, nasıl bir tezgahın içine giriliyor ya da girilmek isteniyor, sokulmak isteniyor? Bu da akıllarda soru işareti tabii. Çok kısa. Bakın gene bugün Devlet Bey ifade etti. Toplumsal tansiyonu yükseltmek, birkaç münferit asayişsizliği sanki her yerde yaşanıyormuş gibi takdim ve teşhir etmek ve ırkçılığı körüklemek bu vatana ihanettir diyor lider. Şimdi bakın, tabii ki toplumun içerisinde
çok ciddi bir hassasiyet geliştiğinin herkes farkında. Hı hı. Bunu 2018'de ilk söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nde Milliyetçi Hareket Partisi, bunun kıymetli hocam da burada, raporunu yazmış, 202 sayfalık yayınlamış. Her yayında söylüyoruz, İzzet Ulu Yönterler, İlyas Topsakal hocalar. Bunu gereken tüm devletin birimleriyle paylaşmış ve 4 yıl sonra nedenle haklı çıktı da ortaya konmuş. Ve fakat bugün lider de söyledi. Bunun üzerinden toplum içinde bir karmaşa yaratmaya çalışmak, toplumun sinir uçlarıyla oynamak, bunun üzerinden zaten şov olarak felaketler, bunun çok ötesinde devletin bakanlık kurumlarının, devletin bürokratik değerlerini, devletin alametleridir bunlar bakın. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı yalnız ve sadece bir Süleyman Soylu değildir. Onun arkasında binlerce yıllık bir devlet geleneği, kadim bir devlet anlayışı vardır. Siz gidiyorsunuz, orada devletin polisi var. Orada devletin bakanına inanılmaz argo cümlelerle, kelimelerle, ismen hitap ederek, silahsız geldim diyerek, bak ben hukukçuyum, mefhumu muhalifinden toplumsal bir iç çatışmayı kaşıyan, son derece sistematik, ipin ucu bir yerlerde olan ve yine adeta bunlara bir kuklacı talimatıyla verileyen bir senkronize eylemler silsilesi. Maazallah, bugün lider de söyledi, çok net bir biçimde toplumda bir gerginlik yaratılmaya çalışıyorlar. Toplum tıpkı 80 ihtilaline giden süreçte olduğu gibi, tıpkı 70 ihtilaline giden olan süreçte gibi bir kırılma noktasına taşınmaya çalışıyor. Bunun için net söylüyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, lider Devlet Bahçeli'nin ve Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Genel Başkanı duruşu çok önemli. Burada hiçbir ülkücü kardeşimiz yoktur, olmayacaktır. Yapılmak istenenin herkes farkında. Biz bunun bilincindeyiz ne yapılmak istendiğini. Ama bunun maşaları var. Bunun maşalarından biri de maalesef şu an Ümit Özdağ çıkıyor her gün. Ve ben hakikaten çok üzülerek, Ruşen Çakır'la bir programı var. Orada bir kahkahalar. Yani bu yakışmaz, olmaz. Ruşen Çakır'ın bugün nereden fonlandığı? Nasıl? Bu kanallara niye gelmiyor paralar ya? Bengi Türk TV'ye niye gelmiyor? Ben size söylüyorum. Gelmez çünkü kabul etmezsin, onlar da göndermez. Ama birileri birilerini fonluyor. Birileri buna alet oluyor. Maalesef de bu şu an Türkiye'nin gündemine taşındı ve kaşınıyor. Allah korusun. 2 gün önce farklı bir yayında söyledim. Gencecik bir kızımıza tecavüz ederler, affınıza mağruren. Üzerinde bir TikTok klibi çekerler ve o gece yakarlar ülkeyi. Bak buraya gider bu ülke. Basit bir hadise değil. Basit bir hadise değil. Tutup atacağız, tutup yakacağız, tutup... Ya böyle bir şey, bakın dün Bursa'da kıymetli Saynar Hocam, sabah haberlerinde izliyorum. Mustafa abinin programıydı galiba, TV100'deydi. Vay efendim, Suriyeliler sigara içti, kavga çıkardı. Bursa'da meğerse bir grup genç, hepsi Türk vatandaşı, Türk oğlu Türk. Birbirleriyle tartışmışlar, birbirlerini dövmüşler, olabilir bu gençlikte provokatif bu. Provokatif eylemler, ya amacın sosyal ne? Medya evet. Üzerinden yapılan. Hani Suriyeliler sigara, ya bu Suriyeliler çok affedersin gerizekalı, gidecek metroda sigara içecek, hele ki bu konjonktürde. Burada da dayak yiyecek. Şimdi şu doğru, sosyal ve ekonomik sorunlar olabilir ama sosyal ve ekonomik kimse sorunların olması... Şimdi daha önce bir olay oldu yalnız, birkaç olay oldu hatırlayalım. Ama orada olaylar üzerinden tüm toplumu germek... sebep olduğu olaylar oldu, olmadı da diyemeyiz. Ama bakın sigara içmek, onlar göze oldu. Sokmak... Olaylar olmuyor deniliyor. Hele ki bu olaylar... Küçük bir çocuk biliyorsunuz taciz edildi, öldürüldü. Cinayetler yapıldı, birkaç defa yapıldı ama tabii bunu bir milliyete değil kişiye de bağlayabiliriz. Evet, suçlu cezalar, suçlu cezalar asla genelleştirilmez. Yani şöyle bir toplumsal bir Suriyeli suçlu veya Suriyeli... Ya ama 80 ihtilaline giden süreci yaşatma. Ama şunu da çok net söyleyeyim, yani çok net söyleyeyim. Eğer bu böyle, yani bu sayı artarsa kutuplaşma artar. Onu söyleyeyim yani, bunu zaten bir çözüm bulmak gerekiyor. Onun artmadığı istatistiksel olarak suçlara yani yansıyan çünkü şeylerle... Çünkü bir anket yapmışlar, %78 gelen sayının artmasını istemiyor. Bundan sonra da bu burada kalmış. Şimdi yani ben o anketi %100'e taşıyayım. Evet, kıymetli hocam yani önemli bir konuya gerçek değindi. Gerçek yani. Ankete gerek yok. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde 85 milyonu sorsanız kimse istemiyor. Tabii. Ama bak Devlet Bey ne diyor? Türkiye'nin geçici koruma statüsüyle ağırladığı Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde yurtlarına ve yuvalarına sevk etmek bizim asli vazifemiz. Kesinlikle öyle. Bak bitti. İşte onu söylüyoruz. Bitti. Devlet ne yapıyor? Devlet her şeyin farkında. Hukuki açıdan. Bugün Devlet Bey söyledi. Kavramların hukuki niteliği. Çalışmalar başlıyor. Bak. 1 milyonu dönecek. Bak şimdi Devlet Bey hukukçu mu? Değil. Ama ne diyor? Önce evvela kavramların hukuki netliğini mutlaka sağlamalıyız. Niye? Ya yayınlara çıkıyoruz. Mustafa abi de burada. Sayın Nur. Mülteci, sığınmacı,
Göçmen. Geçin. Ya bir dur. Bak. Bunun özel kanunu var 6458. Bunların hiçbir şekilde vatandaşlık hakkı yok. Bugün açıkladı bakanlık. 47 bin Türkmen vatandaş kılınmış. Ve bunun dışında 140 bin Suriyeli vatandaş kılınmış. 200 bin kişi Azka de dönüyor Türk'ü bu. Var. Azka Türkleri var Kırım içinde. Türk'ü var. Kırım Türkleri var. Onlar Türk zaten. Zaten Türk. Neyi tartışıyorsun? Helali hoş olsun. Bak bu niye biliyor musun? Başka yerlerde yazıyor. Mügalata yaratıyorlar. Balkan, Bulgaristan'da olan Türkler vardı. Evet. Mügalatayı niye yaratıyorlar? Bu devlet bedava bunlara vatandaşlık veriyor. Bedava oturma hakkı veriyor ve geri gönderemez diye. İşte hayır. Öyle bir şey, bak, bir şey yokun açıklaması. 6458 medyada... sayılı kanun, hukukla konuşun, 4. maddesi, 52. maddesi 48. açıp okusunlar. Ne diyor biliyor musun? Devlet güvenli alan tesis edildiği an bu şahısların esasen kendi iradelerini de aramadan geri göndermek hak ve yetkisine sahiptir. Ve hatta kabul etmemeleri halinde yeterli şartlar sağlanmışsa devlet bir açıklıyor. Sınır dışı etme hakkını sahipliyor. Bak kanun bu. Uluslararası hukuk. Mülteci Cem olsa yapamazsın. Mülteci değil. Cem Bey, geçici koruma yönetmeliğinin 11. maddesi var. İçişleri Bakanlığı'nın teklifi Cumhurbaşkanlığı'nın kararıyla geçici koruma statüsü sonlandırılır. Bitti nokta. Artı şimdi bu geçici koruma statüsü sadece efendim toplu göçlerle tabii ki savaştan kaçan insanlarla olduğu için onunla bir özel bir madde var. Uluslararası koruma yönetmeliğinin 91. maddesinde de var bu. Diyor ki geldikleri bölgelerdeki güvenlik sağlandığı takdirde geri gönderilebilir diyor. Zaten geçici koruma altındaki insanların geçici vatandaş olması mümkün değil. Geçici koruma altındaki insanların, bakın şimdi şöyle bir yanlış bir kanaat var. Yani neden bu kadar galyana geliyor insanlar? Şimdi bunlar tabii ki kendi gettolarını oluşturmuşlar. İşte bunlar tabii ki başka ülkede olmaları için oldukları için. Biraz da verilen haklarla ilgili. Verilen haklarla ilgili. Hastanelerde falan sıra beklemiyorlar diye. İşte ama yok bakın ben onları araştırdım. Bakın, yani ben, hocam doğru değil. Ben, şimdi bakın, şöyle ama ben araştırdım size hocam. Kısa bir aramız var. Kısa bir aramız var. Arada açıklanır, toparlanıp bu sığınmacılar konusuna onu da açıklayalım. Bak çok önemli bu. Evet önemli. O algı çok önemli. O algıları da yıkalım. Çünkü gerçekleri de söylememiz lazım. Ama işte öyle mi? Tabii, yani gönderilsin istiyoruz. Evet. Hayır öyle mi? Şey hastanede ama sıra beklemiyorlar mı? Bak, ama doğruyu da iddia o. Tamam. Bak, o iddia biliyorum ben vereceksiniz. Tamam. Arada da vereceksiniz zannediyorum. Tamam. Belki farklı yere geçer. Evet. Kısa bir aradan sonra efendim. Siyaset notları devam ediyor efendim. Sayın Cem Kaya, şu sığınmacılar konusunda kalmıştık. Evet, çok hassas bir konu. Var. Onun bir için algı yaratılmaya çalıştığını konuşuyorduk. Bugün Devlet Bey de çok net bir biçimde söyledi. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi üzerine oynanan bir oyun var dedi. Türk milliyetçiliği, ırkçılığı kesin bir dille reddeder ve kimse bizim önümüzden rol çalmaya kalkmasın. Evimizin önünde gece kondu dikmeye hazırlanan siyaset simsarlarına izin vermeyiz dedi. Niye önemli? Kıymetli Sayın Nur Hocam'ın söylediği husus. Şimdi İçişleri Bakanlığımızın resmi internet sitesinde yalanlar ve gerçekler 18 iddia ve cevaplanmış hadisesi var. Bunu bulabilir kıymetli izleyenlerimiz. Hocam söylediği için 10 numara Suriyeliler hastanede sıra beklemiyor. Çok yavaş geçelim. Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi var. Hamileler, hastalar, hizmetteki askeri personel, şehit yakınları, gazi yakınları, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaşından küçük çocuklara öncelik vardır. Bunun dışında ne Türkiye, ne Suriyeli, ne araba, ne başkasına hiçbir şekilde de surette bir öncelik tanımamaktır. Genelge burada. Bunun gibi çok farklı yalanlar, algılar var. İsteyenler buradan okuyabilir. Şunu da bitirelim. Muhakkak surette burada bir hassasiyet var. Bilhassa düzensiz göç üzerinden Türkiye'nin demografik yapısına bir saldırı var. Bunun bilincindeyiz. Bunun ayırdığındayız ve fakat sağduyu teenniyle hareket edip asla ve katta bunun üzerinden bir spekülasyona, manipülasyona biz izin vermemeliyiz nokta. Peki şunu da ekleyelim. Sayın Soylu Kılıçdaroğlu'na ekran görüntüleriyle yanıt verdi diye. Asıl sana günaydın başlığı atılıyor. Ne olmuştu? Meclisteki grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmişti Kemal Kılıçdaroğlu.
16 Aralık 2013'ten bir süre sonra bu anlaşmayı Avrupa Birliği ile imzaladılar. Sığınmacılar için Türkiye artık Avrupa'nın hapishanesi olacak. O hale getirdiler. İçişleri Bakanı geçen gün açıklama yapıyor. Avrupa Birliği Türkiye'nin göçmen deposu olmasını istiyor diyor. Günaydın beyefendi, günaydın. Geri kabul anlaşması başımıza bela oldu diye neden söyleyemiyorsun ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyadan da Bakan Soylu'dan bir yanıt geldi. Elçilerin ve HDPKK'nın 7 emini Kılıçdaroğlu Türkiye Avrupa Birliği'nin göçmen deposu değildir dediğimiz için bize günaydın demiş. Asıl sana günaydın. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Biz bunu derken PYD terör örgütü değildir diyordun. Sizin dediklerinizi yazsak makine yanar sözleriyle de karşılık verdi. Tabii eski paylaşımlarından yaptığı evet. açıklamalarda da ekran görüntüsü aldı. Bunu da söyleyelim. Buyurun Mustafa şimdi, Bey. Ardından şu. Şimdi bunu bir toparlamak istiyorum. Yani lütfen. Bu Cem Bey'in söylediği gibi çok hassas bir konu. Yani neden son 15 günde dikkatimi çeken bir şey var benim. Hı hı. Şimdi ne selfie çekenler duruyor. Ne bunlara hücum edenler duruyor. Metrolardaki küçük asayiş olaylarını bile sanki yabancı düşmanlığı ve bir çatışma gibi veren bir medya kuruluşları da var şimdi burada. Ya bizi ayrıştırmak için her yol deniyorlar. Burada, din üzerinden, etnik köken üzerinden, bilmem neden. O burada asıl mesele şu Alptekin Bey, asıl meselemiz şu. Türkiye'de Mart sonu verilerine göre 3.762.385.000 kişi Türkiye'de geçici koruma statüsüyle bulunuyor. Geçici koruma statüsünü bir kez daha yani tüm kanallarda bunları söylüyorum ama bir kez daha altını çizerek hatırlatmak istiyorum. Şimdi diyorlar ki bunlar işte efendim kalacaklar ne yapacağız ne edeceğiz yandık bittik kül olduk. Şimdi bir kere geçici koruma statüsünde olan kişiler vatandaş olamıyor. Sayın İçişleri Bakanımız da bunu açıkladı. Defaten açıkladı. Sayın Çataklı. Bakan Yardımcımız Sayın Çataklı. Ya adam beyaz diyor basın, abi kırmızı diyorlar. Basın toplantısında açıkladı. Şimdi bakın asıl meselemiz bizim yani sosyolojik olarak get dolaşmak... Yani bu insanların belirli merkezlerde mesela İstanbul'da en büyük sığınmacı yani geçici koruma altındaki sığınmacı en çok İstanbul'da var. Ardından Gaziantep'te var, ardından Hatay'da var. Yani İstanbul'daki 462.697, Gaziantep'te 433.000 kişi, Hatay'da da buna yakın bir nüfus var. Yani demografik yapımızın böyle harap olduğu falan gibi bir durum yok. Meselemiz aslında Sayın Çataklı da buna... kısmen işaret etti. Şimdi meselemiz aslında şu. Biz tabii ki savaş şartlarından kaçan canını kurtarmak için çoluk çocuk artık ne bulduysa işte efendim eline bir valiz kapan sığınmacı yani biz kadim Türk milleti olarak kapımızı kapatıp siz orada kalın diye yani Yunanistan'ın buradan gidenlere yaptığı gibi geri itme politikası yapamazdık. Açık kapı politikası gereğince yani aşağı yukarı işte bugünkü bali olan 3 milyon 800 bin civarındaki rakamlara geldik. Şimdi bunlarda burada yapılan bir sadece bir ihmal var diye bir demek istiyorum ben. Kayıt altına alınmış yani kimliğiyle efendim kişiliğiyle nereden geldiğiyle nerede oturacağıyla ilgili kayıt altına alınmış kişilerin sadece 50 bin şöyle düzelterek söylemek istiyorum 50.700 kişisi sadece kamplarda yaşıyor. Yani bu gelen sığınmacı grubun 1.4'üne tekabül ediyor Sayın Hocam. Yani geri kalan kısmı büyük şehirlerde yaşıyor. Dolayısıyla büyük şehirlere geldiği için büyük kitleler halinde bunlar belirli bölgelerde özellikle bakın ben sayıyorum Esenyurt, Fatih, Aksaray ondan sonra bu bölgelerde yoğunlaşmışlar, tabelalar işte Arapça, kendi şeylerini konuşuyorlar, bir ev kiralıyorlar, 20 kişi oturuyorlar, 10 kişi oturuyorlar ama şimdi buradaki yoğunlaşmanın verdiği tabii ki uyum zorlukları var. Yani burada bir uyumsuzluk var. Yani ben de bunu şahsen gözlemliyorum. Yani şimdi doğruyu konuşmakta sadece da sadece kendilerine iş veriyorlar. Bence konuşmakta da fayda var, uyum zorlukları var. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Yani bugün zaten bu kadar saldırılara maruz kalması, bu kadar yani 628 bin kilometre kare şeyden bugünkü gelen sınırlarımıza yani şu andaki Cumhuriyet Devletimizin sınırlarına gelene kadar bakın
biz o kadar büyük bir milletiz ki gerçekten bunlar bizi kadim dostluklarımızdan dolayı geliyorlar ediyorlar. Ancak şimdi sokaklarda uyum sorunu var mı? Var arkadaş. Yani şey var mı? Gitmeleri gerekiyor mu 10 yıldan? Ya bunu kimse zaten inkar etmiyor. 10 yıllık bir misafirlik var mı? Var. Ama Türk Sayın Cumhurbaşkanımızın dün ifade ettiği şeyi herkes bugün yanlış değerlendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız biz bunları kovamayız arkadaş diyor. Biz oradaki şartları iyileştireceğiz diyor. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı söylemiyor. Yani Uluslararası Koruma Kanunu 91. maddesi de onu söylüyor. Yani Uluslararası Koruma Kanunu'nun 91. maddesi de onu söylüyor. Geldikleri bölgelerdeki savaş şartlarının bitirilmesi lazım. Evet, gitmesin. Bu, bakın Alptekin Bey, de onun için bu insanlar ömür boyu bizim misafirimiz olmak olsun diyen ben kişi olduğunu da düşünmüyorum. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Uyumsuzluk var mı? Evet, var. Şimdi burada benim yani son 15 gündür dikkatimi çeken şey konuşmamın başında ya birileri bir şeylere bastı gibi. Bakın birileri düğmeye bastı. Tamam. Alptekin Bey, bakın metrolarda şey oluyor. Hırsızlık olayları oluyor. Asayişsizlik olayları çoğalmaya başladı. Hırsızlıklar yani, başladı. Şimdi efendim işte bu selfie çekme olayları kim çeker? Yani bugün manyak olman lazım. Gelip bir başka ülkede yaşayıp da ekmeğinde, yani işinde, evet, aşında, namusunda olan bir adam bunu yapar mı? Bunları kim bilir, belki de savunma ajanları çekiyor. Ya zaten bugün bakın, Devlet Bey söyledi. Savunma ajanları çekiyor olabilir. Bu etrafımızdaki ateş çemberine yani hiç değinmiyoruz. Bakın yani bugün İran çok mu dostça davranıyor? Bugün gelen sınırlardaki bakın Allah aşkına bunları da konuşmak lazım. Alptekin Bey, doğruları konuşmak lazım. Bu karanlığın içinde Türkiye aleyhtarı ajanların cirit attıklarını görmekteyiz diyor Devlet Bey. Bak ya, yazmış. Sayın Genel Başkan da ifade etmiş. Ben tabii ki orayı atlamışım. Özür diliyorum. Vatandaşların sinir uçlarına dokunacak. Şimdi bakın ben bunu gözlemliyorum. Da açık oluyor bu işler. Biz tabii halkın içerisinde bu milletimiz gibi, Türk milleti gibi ağlayan gülen insanlarız. Akşama kadar bu insanların içerisindeyiz. Çünkü yazdığımız yazılar biz Nagihan Hanım gibi efendim İmamoğlu'nun otobüsünden yazmıyoruz yazılarımızı. Biz halkın içerisinde geziyoruz, gerçekleri görüyoruz. Bakın metroya da biniyoruz, metrobüse de biniyoruz kardeşim. Daha düne kadar onların neleri, kimleri desteklediğini biliyoruz. Şimdi bakın burada etrafımızda bir ateş çemberi var. Ne var? İnin aşağı doğru İran. İran'dan iniyorsun. İran'ın yani bugün PKK'nın bir koluyla pajak koluyla efendim işte bir kısım işbirlikleri, söylemleri var. Şimdi doğru olmasını dilemiyor gönlüm. Hı hı. Ama kardeşim şimdi bu gerçekler var. Suriye ekseninde Rusya var, Amerika var, Fransa var, İngiltere var. Aşağı iniyorsunuz. Libya'da, Mısır'la halen şey olmuş, çözülmüş değiliz. Libya'da sorunlar çözülmüş değil. Yunanistan'la çözülmüş değil. Çık yukarıya. Çık yukarıya doğru ta şeye kadar, Ermenistan'a kadar gelin etrafımıza. Ya, Karadeniz'i bak, de aşın. The Guardian'da. Şimdi bu kadar uğraşan insan var. Bir de okyanusun ötesindeki hain terör örgütünün elebaşı var. Eyvallah. Şimdi içerimizdeki bu selfiler, İçerimizdeki bu kışkırtma hareketleri. Şimdi ne yapalım arkadaş? Adam bir tanesi ajanlık yapıyor, selfie çekiyor diye sopayı alıp dövelim mi? Ne yapalım? Ya istedikleri o. Şimdi bir devlet The Guardian'dan ne diyor şey okuyorum. İstifa eden başbakanın evi ateşe verildi. The Guardian'ın makalesi. İlk dominonun Türkiye olması bekleniyordu. Buyurun. Sri Lanka'da derinleşen ekonomik kriz sonrası sokak olayları şiddetlenerek artıyor. The Guardian'da yayınlanan analizde bunun ekonomik krize giren dünyada bir domine etkisi yapılacağı belirtilmiş ama ilk Türkiye'den bekleniyor. Burada başlayacak. Bir gezi hainliği planlanıyor tekraren yani, Alptekin Bey. Sonuçta böyle Arap Baharı'nı Tunus'ta hatırlarsınız yaktılar. O adamın üzerinden bu burada ekonomik da kriz ya da ekonomik sıkıntılar yok demek değildir. Ama ekonomik sıkıntıların ya da işte sığınmacı sıkıntılarının nasıl perçinleştirilip nasıl farklı bir kavza sürüklemenin senkronize, sistematik çok ben güzel oynuyorlar. Arap Baharı'nda sosyal medyanın etkisi üzerine bir makale yazdım. Hı. Yani onu okuyun. Anlatsın. Orada biraz yazdım yani bayağı. Bir sosyal medya üzerinden medya zaten yani bu yabancı o kadar enteresan ki yani Arap Baharı gerçekten çok sistematik ve sosyal medya üzerinden yapılan yani ve o tarz ülkelerde bunu yapmak o kadar kolay değil. Yani bir Ukrayna'da yapabilirsiniz belki ama yani o ülkelerde gerçekten bunu özellikle mesela bu dünyada bu
çatışma bölgeleri yaratmak. Yani mutlaka bunu yaparsınız. İşte Sünni, Şii, Türk, Kürt vesaire. Lübnan gibi ülkeler mesela burada çok yapılıyor. Çok mezhepli. Suriye yine aynı öyle. Bir taraftan Araplar, bir taraftan işte. Çok Arap Baharı'nda başlayan şeyin son halkası Suriye'dir. Libya'ya geldi. İşte oradan sonra şey oldu. Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri. Türkiye'ye çok bulaşılmak istendi o süreçte. Türkiye'deki zaten akabinde olan şeyler. Ama o kadar sistematik, tamamen medya üzerinden gitti. Sosyal medya üzerinden. Bu çalışma Türkiye'de de var şu anda. Yapılmak isteniyor Aysel Hanım. Tabii yapılıyor zaten. Yani daha ilerisi olmasın diye devlet şimdi, bakın devlet bir dernek gibi hareket edemez. Devletimiz ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerini dün akşam ben altını çizerek 3 kez okudum. 4 kez okudum. Hatta dedim ki ya yanılmayın, bir daha oku. Bak konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz bunları kovamayız diyor. 1. Uluslararası hukuk cevaz vermiyor. 2. İç hukukumuz cevaz vermiyor. 3. Şartlar cevaz vermiyor. Şimdi bu insanları filmlerdeki gibi kamyonlara dolduracağız, tarlaya mı bırakacağız orada? Bırakamayız biz bunları. Ama şimdi devlet şuna da çok dikkat etmesi gerekir. Yani Sayın İçişleri Bakanımız bunun farkında olduğunu, Sayın Soylu'nun farkında olduğunu düşünüyorum. Birçok tahrik unsuru harekete geçmiş durumda. Şimdi bir işinde aşında evinde olan bir kişi kalkıp da böyle medyada gördüğümüz gibi selfileri melfileri çekmemesi gerekir. Çekenler yok mu? Var. Bunlar ajandır. Bunların yakalanması lazım. Sınır dışı. İki, son söz olarak söylüyorum. Şimdi Türkiye'de sığınmacı olmayıp da kaçak olan insanlar yok mu? Bak, var tabii. Yüzlerce, bunları yakalamak yüzlerce lazım. Düzensiz göçmene yönelik, yasa dışı girişlere yönelik operasyonlar, denetimler yapılıyor. Her gün görüntüleriyle, bilgileriyle zaten paylaşıyoruz biz ve diğer Sayın kanallarda. Özdağ, yani zaten bir söz söylememizin sebebi, yani yanlış bir şey yaptı dememizin sebebi, yani geçici koruma altındaki insanların dönüşünü hızlandırma söylemi değil. Kalkıp başkalarının, yani bu ajan provokatörlerin işine yarayacak şekilde ceketini çıkarıp işte Sayın Bakan'a karşı şeyi, onu gidip makamında konuşabilirdi. Tabii. Telefonu var yani Sayın Bakan'ın, bende telefonu var. Özdağ'da yok mu? Yani. Peki. Hepimizde var. Hepimizde var. Yani Sayın Bakan da ayrıca aradığımız zaman cevap veren de bir insan ya. Bir şeyde altını çizelim. Bugün Devlet Bey'in ifadesinde 30 Nisan 2022 tarihli bir genel af kararı var Esad rejiminin. Önemli. Niye? İşte hep koşulların oluşması diyoruz ya. Genel af ilan ediyor. Bu bir genel af anlamında 5. Bundan önceki ifadeler anlamında da 22. Burada aslında hariciye görev düşüyor. Belirli bir noktada bunu devlet bunu temas kurması. Temas kuracaksın. Genel af ilan ettin. Onları gidip orada el muharebatın kucağına atarak değil. Belirli yerde de yaşam haklarını güvence altına alarak iç hukuktan, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların çerçevesine göndereceksin. Bak Devlet Bey ifade etmiş. 30 Nisan 2022 tarihli genel affı doğru kullanması lazım Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni. Yoksa biz istemeyiz, görüşmeyiz, yok bağlantımız yoktur. Elçilik statüsünde görüşmelerimiz harici olmaz. Hocası ben, burada. Ben de Cem Bey gibi düşünüyorum. Görüşünde diplomatik temas kurulması gerekiyor. Ne yapılıyor diye baktığımızda Sayın İçişleri Bakanı şimdi söylemişti sanıyorum. Yani biriket evler var, yaşam alanları alınıyor, tarım alanları hazırlanıyor. Özellikle Barış Pınarı bölgesinde yaklaşık 13-15'e yakın bölge oluşturuluyor ve gerçekten o oluşturulup o çalışmalar başladıktan sonra da sizin de dediğiniz gibi kurallara, yasalara uygun bir şekilde istemese dahi ona gidecek. Tabii şimdi ki biz bunun onurlu bir dönüş olması lazım. Kircikli bir tutum var Avrupa Birliği. Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşması yaptık. Türkiye'ye vaat edilen yardım fonları var. Ya zaman olmadı diye söylemedim. Milyar dolar para bugüne kadar 6 milyar dolar. Para 4 milyar da 2024 sonuna kadar taahhüt edilmiş var. Evet. Yani şimdi, ama Türkiye'nin harcadığı şu an kastıyla yani. Şimdi, 40 milyar diyebilirim. Onlar da kircikli değil. Vallahi billahi 9 köşeli bir yalan Avrupa'nın yaptığı. Şimdi şunu şöyle söylemek istiyorum. Yani şimdi oradakiler... Şöyle bir politika var. 2011'de alınan Avrupa Birliği yasası var. Bu geri kabul anlaşması ile ilgili geçici koruma statüsündeki ile ilgili sığınmacılara verilen geçici koruma daha sonra uygun görürsün mülteci ve mülteciler siyasi mülteci birçok çeşitleri var onun. Şimdi orada şu Ukrayna son savaştan sonra derhal bir hızlandırdılar ve geçici koruma statüsünü genişlettiler. Eğitim hakkı, yaşam hakkı, birçok hak var. Sağlık sigortaları da dahil olmak üzere. Hatta telefonları yani telefon görüşme kartlarına varana kadar birçok hak verildi. Ama bu
Ukraynalılara aynen verildi. Gerçekten. Hatta Ukrayna'da bulunan diğer yabancı uyruklulara bile verilmedi bu. Trenden indirdiler yani, ya siyasi diye attılar adama. Yani böyle enteresan bir durum var. Çok enteresan bir şey. Ben bugün bir şey seyrettim. Dehşete düştüm. Yani çok nereye gidiyoruz diye bakıyorum ben. Çünkü dünya da çok acayip. Hani insan haklarından falan bahsediliyor ya. Rus Büyükelçisi Polonya'daki Sovyet 9 Mayıs biliyorsunuz onların Sovyetlerin şey. Saygı duymak lazım herkesin zafer şeyi. Zafer oraya günü. Bir çelenk götürüyor. Büyükelçi. Büyükelçilerin diplomatik dokunulmazlıkları vardır. Tabii Viyana Konvansiyonu gibi. Yani şöyle... Büyükelçiler hakikaten biz diplomatik yazışmalar dersini uzun süre verdim. Belirli bir resepsiyonda ilk başta tabii büyükelçi, sayın büyükelçiler. Priority. Aynen, önceliği vardır. Büyükelçinin suratına kırmızı boya atıyorlar. Ben bunu dehşete düştüm. Kızımla seyrettik. Anne dedi, Avrupa Birliği vandalizm. Evet, yani Polonya'da yaşandı. Ben Polonya'ya gittim. Ben Polonya'ya gittim. Polonya insanı böyle değildir. Gereksiz korna çalmaz. Evet. Uzman hamileydim, yol verir. Polonya'da mı olmuş? Polonya'da olmuş. Bu bir grup. Hani siz bahsettiniz ya. Bunu Polonya halkı yapmaz. Yapmaz. Bir grup provokatör ve hatta yanlarında da bir bayan, o da diplomatik temsilci ve büyükelçi. Hepsi bir adamcağız. O da panik işte. Orada şöyle sildi. Hiçbir şey yapmadı. Ve şeylerle etrafını sardı. Bu bir vandallıktı yani. Bakın. Yani farkında olmadan şimdi Cem Kaya hukukçu ve işini de iyi biliyor. Şimdi siz bir suça eleştirirken aynı suçu kendiniz yaparsanız aynı duruma düşmez misiniz? Dinime küfreden bari Müslüman olsa ya. Yani yok sayıldığı yerlerde. Buna ben gerçekten çok üzüldüm. Yani Avrupa çok farklı noktalara gidiyor. Bu artık siyasi bir hırsa, yani sizin derdiniz Putin mi? Putin'e gerekeni yapın. Rusya'yı eleştiriyor muyuz? Sonuna kadar eleştiriyoruz. Ayrı bir şey. Ülkenin toprak bütünlüğü vesaire o ayrı. Ama sapla samanı karıştırmayalım şimdi. Yani öyle bir noktadayız ki Avrupa Birliği'nin ikircikli tutumu, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum. Türkiye'ye hakikaten bir burayı tamamen Suriye'deki yapılanmanın mimarıdır Amerika Birleşik Devletleri ve bütün buradaki mültecileri burada geçici koruma ne dersek tabii diyelim. Yani sonuçta bakın şu an Rusya şeyden çekiliyor Suriye'den. Kim kalacak? Tabii. İran, Amerika. Oradan kim gelecek? Yeni bir akın gelecek. Biz onları da alacak mıyız? Amerika ve uçakları onları da mı alacağız? Amerika ve uçakları kalacak. Yani İstanbul'un nüfusu 45 milyon mu çıkacak? Yani bir ülkenin hocam, nüfusudur tabii, 20 milyon. Yani tabii almamamız gerekir. Yani, teyit etmek lazım. Geçen yani, bir 20 yayında milyon dinledim. Nüfussa bunu şey yapmak gerekir. Mehmetçiğe son yapılan saldırılardan birinde maalesef İranların biz yaptık yani, açıklaması teyit etmek çok lazım. Çok daha kötü bir noktaya ama gidiyor. Ukrayna'daki savaş sürecek. Büyüyor bu olaylar. Kıymetli hocam, Avrupa'dan bahsetmişken bir küçük bir alalım çünkü şu bir satırlık bir şey söyleyeceğim. Şimdi AB'nin Türkiye'deki Suriyeliler için ya yani sığınmacılar için hep abartılıyor efendim. İşte biz fonlardan şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Bakın açık bir gerçeği söylemek istiyorum. Yani burada bugüne kadar 3+3 milyar avro olarak planlanan fonlama. Bunlar da bu fonlar da proje. Proje bazlı. Yani para getirip de değil, evet, yani bankaya yatırıp hesabına çekmiyor. Okulu yaptırıyor. Yani Ferit Piske, Sıhhat. Avrupa Birliği'nin projeleri var. Ekigep diye evet birçok projeler var. Evet. Yani bunlar her alanda var. Şimdi bunlar bugüne kadar 6 milyon avroluk planlanan proje bedelinin sadece 4.3 milyar avroluk kısmı Türkiye'ye ödendi bakın. Doğru. 4.3 milyarlık kısmı. Şimdi Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Türkiye ile göç anlaşması kapsamında 2024'e kadar ek 3 milyar avro daha bütçe ayırabileceklerini söylüyor. Yani şimdi Avrupa'yı zannediyorlar ki insanlar bize, Merkez Bankamıza veyahut herhangi bir milli bankamıza para yatırıyorlar, biz de harcıyoruz. Yok arkadaş böyle. Bunlar ikircikli falan tutumu yok. Kıymetli Sayınur Hocam. Bunların 15 yüzlülükleri var. Belki de 25 yüzlülükleri var. Kaç ülke varsa hepsi ayrı bir yüz. Şimdi burada Türkiye nedir? Kadim bir millet olarak insani bir gösteri yaptı. İnsani bir iyilikte bulundu. O insanlara burada verdi. Ne yapmak istiyor? Asayişlerini bir an önce sağlayalım, gönderelim. Çünkü yaptığımız, ettiğimiz bütün emekleri yani şeyi devirip dökmeyelim. Nasıl başladın da değil. İçeride bir tarihçilik yapıp da efendim bir böyle bir kardeş şeyi gibi karışıklık olmasın. Yani bakın aslında yapılması misafiri gereken, döven insanlar statüsünde olmayalım. Daha da tırnak içinde bölge, söylüyorum. Güvenli bölge tesis edilip evet,
Bunu Türkiye'nin ekonomik imkanlarıyla bu mümkün değil. Avrupa Birliği ayırdığı fonlarla buraya bir tahsis yapılıp insan haklarından söz ediyorlar. İnsan hakları, demokrasi, bu herkes için. Cem Bey'in altını çizdi. Yani o sarışın mavi gözlü lazım falan diye bir şey sevelim, olmaz. Sevmeyelim, sevmeyelim. Bütün temas insanlara... Ki Saygın Hocam, BA ile temas kurduk şu an. Mısır'la temas kurduk. Ya bakın Suud'la temas kurduk. Afganistan'daki olayı hatırlayın. Uçaktan düşen, uçağa yapışan insanlar. Ben o sahne gözlerimden gitmiyor benim. Trajedi. Amerika hemen Ukrayna ile bunu unutturmaya çalışıyor. Böyle bir şey yok ki. Onu çok yapıyor. Ya, Rambo filmleriyle biliyorsunuz oradaki hala daha Hiroşima Nagasaki. Rambo filmleriyle Vietnam unutturdu. Şimdi bunlarla da bunu. Size bir şey söyleyeceğim. 8 yıllık İran-Irak Savaşı'nın da mimarı hiçbir sonuç alınamadı. Körfez krizinin de mimarı. Aradır. Afganistan olayı da, Irak olayı da, Suriye olayı da, Arap Baharı da, hepsi buranın. Ukrayna. Bütün terör örgütleri, bütün hepsi bunların eseridir. Ya kıymetli hocam, Zelenski'yi bir konuşalım mı? Zelenski nasıl yürüyor? Ben hakikaten Zelenski'den bir değişik bir şeyler çıktı. Gabadayı Gülhan Bey gibi yürüyor. Bir değişti yani. Bir soralım hocamıza. Bu arada hani şu gelişmeyi de söyleyelim. Hani İnsan Hakları Konseyi'nden ne zaman çıkarılmıştı? Rusya. Bakın çok 7 Nisan'da çıkılmış Çekya yerine seçilmiş. Yani şimdi bakın çok farklı bir noktaya gidiyoruz. Tamam. Dünya çok yani bir tek barıştan, diplomasiden söz eden Türkiye. Türkiye'nin dışında da hiç kimse samimi değil. Yok. Onu inanın yani. Çünkü yıllardır Finlandiya meselesi, Kaliningrad meselesi var. Moldova'da Transnistria meselesi var. Yani bunu artık kaşımın anlamı yok. Bu iki ülke oturtacaksınız bunları, bir barış şey olacak, bu işgal duracak, bu karıştı, karıştıkça da karışıyor. Almanya 100 milyar binlerim euroluk fon ayırıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa en büyük. Finlandiya, İsveç yıllarca NATO'ya girmemiş, NATO'ya girmeye kalkıyor. Avusturya tarafsız, yarın öbür gün o da girecek. Amerika 1 milyar dolar, 800 milyon bir gönderdi, 200 milyar. Böyle bir şey olabilir. 1 milyar dolar. Ukrayna'nın milli savunma harcamasının tamamından fazlasını Amerika bir yıl içerisinde yaptı. Evet. Çünkü Amerika hoşuna gidiyor, savaştırıyor. Karadeniz bir askeri yığınak haline geldi. Yani biz burada silah satışlarını, işte tompları, takları, böyle bir şey olmaz. Artık füzelere geçtik. Başka bir boyut değiştiriyoruz. Ve gerçekten bakın, kaybedecek şeyi olmayan yakar gider. Akrep hikayesi. Evet, bravo. Eğer başka Rusya'nın, Hitler'i hatırlayalım. Bravo. Dünyadaki en büyük insan trajedisinin mimarıdır Hitler. Doğru. Hitler'in Nazi Almanyası bugün yaşanan birçok şeyin, bakın Türkiye Allah'tan İnönü dönemiyle oraya girmedi. Çok büyük bir başarıdır o. Denge çünkü siyaseti. Oraya girseydik denge siyaseti ve çok büyük kayıplar olacaktı. En büyük insan ölümleri. Bu dönem daha da büyük olacak. Biyolojik silahlarla başa çıkamıyoruz. Bir de nükleerlere hiç girdiğimiz zaman eğer farklı bir boyuta giderse bu. Bir nasıl Versay Anlaşmalarından bir Hitler çıktı. Şu anki yaptırımlardan da bir Putin'in ileri evresi gidebilir. Çünkü yani, varlık tehdidi olarak. Tehdit alırsak diyor, millet yani, olma şeyimizden. Yangına körükle gidilmez yani. Silahlarla biz oraya destekse. Bir de gittik paralı askerler. Suriye'deki şeyleri çekti. Bu büyür bu. Bu büyür ve bakın Rusya'nın bir açıklaması oldu. Bütün NATO ülkelerine yakarım dedi. Bütün NATO ülkelerine savaş açarım. Tır konvoyunu vururum demekten sonra yardım şeyini vururum. Ama Türkiye'de bir NATO ülkesi. Işte, ben korkuyorum açıkçası. O noktada işte nasıl yani diplomasi yani sürecinden ne kadar uzağız. Yani yanı başımızda biz bir savaş istemiyoruz. Bizim bütün komşularımızla problemli hale getirdiler. Yunanistan'la, İran'la, Irak'la, bütün ülkelerle, Suriye'yle. İstemiyoruz biz bunu. İstemiyoruz yani. Biz ne kadar böyle diplomasi, barış dedikçe, barış, güvenlik, strateji dedikçe sürekli bir savaş alanları, bir çatışma alanları. Ya tam masa kuruluyordu. Bir servis edildi, katliam şu bu. Ya o masadan hani olumlu, hani herhalde olumsuz bir şey çıksa onu tutacaklardı ellerinde. Birleşmiş Milletler yani, Cemiyet-i yani Akvam. Samimi değiller. 1918'de kuruluyor ilk başta. Amacı Birinci ya Dünya ne? Savaşı sonrasında ben bunu bir anlatmam lazım. Abi, Kutay olsa şeydi yani, tarihe giriyor. Locarno anlaşmaları. Yani. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ki mevcut yapılanmayı düzeltmek için Birleşmiş Milletler, Cemiyeti Akvam, Kavimler Meclisi, Milletler Cemiyeti daha sonra 1945 sonrası San Francisco Konferansı, Yalta Konferansı yapılıyor. O konferanslardan sonra karar veriliyor. Buradaki bütün amaç barış ve güvenliğin tesis edilmesi. Evet. Dünya devletlerinin huzur içerisinde olması. Ve bunun içinde hatta fonlar oluşturuluyor. Marshall fonları, işte bilmem bir doktrinler. Ben korkuyorum zaten o fonlar çıkınca. Tabii bir yerde onu gördüyseniz birkaç derdi. Korkuyorum yani böyle. IMF de hep korkutur. Düğünü umumiye geliyor çünkü benim aklıma. Hani borçlar
kıskandırırsınız, sonra doğru, mecbur edersiniz. Evet, kurtulduk ama. Ama gerçekten şu Birleşmiş Milletler'de savaş konuşuluyor. Bakın yani kimse, yani Türkiye hakikaten barış, Türkiye hiç kimse tebrik etmedi İstanbul müzakereleri. Yani barış olması, kanatmaması, kimse ateşkesin olması için uğraşan Türkiye. Zelenski bizi eleştiriyor, diyor ki Türkiye diyor Ruslarla anlaşıyor diyor, Ukraynalılar, Ruslar diyor turizm şeyine gelecekmiş. Ya biz egemen bir devletiz ya. Ukrayna Büyükelçisi, Ukrayna Büyükelçisi şöyle şöyle yapmalısınız diye bize şey yapıyor. Hayır, savaş bitsin. Biz Putin'i tahrik etmeyin diye burada dile getirince sosyal medyada bizi Putincilikle suçlayanlar olmadı mı hocam? Hiç ne alakası var? Yani, Zelenski burada Dolmabahçe'de ve Antalya forumunda alınan kararları değiştirerek, Putin'e götürerek bir günde Türkiye'nin bütün emeklerini heba etmedi mi Zelenski? Önemli olan diplomasi sürecinin her şekilde yürüyor olması. O zaman Putin'i tahrik etmeyin dediğimiz zaman Putinci olmakla suçlanmadık mı? Öyle diyorlar. Böyle bir şey olabilir diyorlar, yani. Şeyci diyorlar. Şimdi Avrupa Birliği ve dünyadaki savaşı durmasını istemeyen, savaş isteyen devletler boyuna silah yardımı yapacaksın, para yardımı yapacaksın. Türkiye NATO ülkesi olarak barışa aracılık etmek isteyecek, ara bulmak isteyecek, sabote edeceksin. Işte. Biz o zaman diyeceğiz ki ya bir durun kardeşim, Putin'i de bir dinleyin dediğimiz zaman Putinci olacaksınız. Ya pes ya, doğrusu ya. Böyle yani Türkiye'de Zelenskicilik Rusya yok. Diyor ki ben nükleere gitmeyeceğim diyor. Bundan sonra savaş aşaması yok diyor. İşte 9 Mayıs kutlamalarını yaptılar. Hayır, sen savaşa gideceksin diyor Amerika. Açıklama yapıyor. Hayır, savaşa çıksın şey yok diyor. Ben dinledim. Ve ben gerçekten eğer onu adamı akıllı bir adam sanıyorduk. Asla böyle bir şey yapmaması gerekiyordu. Çünkü Batı'nın ekmeğine yağ sürüldü şu anda. Gerçekten. Operasyonu savaşa dönüştürmekle değil mi hocam? Ya söylem değişikliğine savaş gitti. Mı değil mi, ona bile karar veremediler. Ama söylem değişikliğine gitti Sayın Nur hocam. Dedi İlan ki, edilmemiş. Daha önce biliyorsunuz bir savaş var. Ukrayna-Rusya savaşı diye konuşulduğu zaman. Savaş, Putin hep şey demişti. Biz orada kısa süreli bir operasyon yapıyoruz diyor. Tamam, savaş adı konulursa ama, Rusya açısından ya da Ukrayna açısından ne olur? Şimdi bir söylem yani değişikliğine ne ifade edecek? Putin, zaten bir savaş var şu an. Hukuki söylem açıdan. Hukuki açıdan işte. Çok kısa ifade ederim. Şimdi savaşın bir hukuku var. Solferino muharebeleriyle başlar 1876'larda ve Cenevre konvansiyonlarla ifadesini bulur. Ve uluslararası hukuk noktasında bununla mesul olursunuz. Yani nedir? Bir ülkeye savaş ilan ettiniz, millet meclisiniz aracılığıyla, başkanlık makamınız aracılığıyla ve bu sözleşmelere tabi olursunuz. Bu sözleşmeler çerçevesinde hareket edersiniz. Bu ne yapıyor? Ben savaşmıyorum ki diyor. Ben tırnak içinde... Orada işte Doğu Asya'daki iki cumhuriyetleri ilgili olarak bana yapılan davete icabet ediyorum. Bir askeri harekat, operasyon yapıyorum diyor. Çünkü günün sonunda bakın 76. gün, bugün Devlet Bey ifade etti ve bu 76. günde de sınırlı kalmıyor. Bir 176. güne daha bunun evrilmesi isteniyor. Bu çok uzar. Şimdi bunun ne olur? Bir tazminat boyutu olacak. Bunun ne olur? Uluslararası hukuk boyutu olacak. Bunun ne olacak? Yaşıyoruz, hocam da ifade etti, bir dünya sahnesinden dışlanma boyutu olacak. Bugün Devlet Bey çok net ifade etti, bakın maalesef küresel savaş riski insanlık için şüphesiz bir felakettir dedi. Ya, değişik füzeler deneniyor, değişik teknolojiler deneniyor ve bunlar Rus devlet kanallarında ilan ediliyor. Şu kadar dakikada İngiltere'yi vururuz, evet, şu kadar dakikada bunu vururuz ve bunlar... Basit şeyler değil. Bunlar harp senaryoları. 60 yıllık ve bir şey var. Bu harp, bakın, evet, bu bir yerde patlar bak. Dolar. O tüfek günün sonunda bir yerde patlar. Türkiye'de en büyük zararda Türkiye görür. Savaşa sokulursa Allah bir taşla korusun. İki kuş vurur Amerika. Allah korusun. Valla bugüne kadar Türkiye bir hem NATO ülkesi olarak ve bölgenin bölgesel gücü olarak her zaman barıştan yana oldu. Yani Antalya'da izledik. Atatürk'ün sözü yok mu? Yurtta suç, cihanda. Sayın Çavuşoğlu. Onunla da 15 Temmuz'da darbe yaptılar. Onu yaptılar. Öbür şeyler Ergenekonların, Türk destanlarının adları. Sayın Çavuşoğlu'nun verdiği emekler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın halen sürdürdüğü bir diyalog var. İnşallah sonuç verir. Türkiye her zaman barışın tarafında olmayı seçti. Ama Avrupa, yani 200'lü demeyeceğim, 15 yüzlü Avrupa... Hiçbir zaman buna izin vermeyecek. Bakın mesela bu Swift sisteminin kapatılması, işte Rus petrolünün efendim uygulanan ambargonun uygulanması konusunda Rusya şimdi başka ülkelere var. Satıyor enerjiyi biliyorsunuz. Yani, Nijerya ile vesaire bir takım ülke, Nijerya diyorum. Bakın şimdi iki bankası, iki Rus bankası Swift sistemine şu anda kapalı değil, çalışıyor. Bugün
enerji satması konusunda hep ecek acaklı laflar var Avrupa'dan. Ne Helga'nın gazı kesik, ne Helmut'un sanayisinin gazı. Hala öyle mi? Yok öyle bir şey. Mustafa Bey, Avrupa'nın İngiltere, zengin çocukları işte bir yıl güzel sonra yaşasınlar, biz o yaptırımlara katılırız demişti. Bilmiyorum hala. Tabii tabii. Şimdi yani Macaristan, savaş oluyor. Macaristan biz hemen yapamayız. Bir yıl sonra hani siz yapın hele bir bizim rahatımız bozulmasın. Macaristan res çekti, ben dedi gaz alırım, ben dedi enerjimi alacağım, evet, dedi. Ama Zelenski'nin tutumu çok sevgili enteresan. Cem'in söylediğini çok ben önemsiyorum. Hocamdan da bir çok açıklama enteresan. Hakikaten bekliyoruz bu konuda. Zelenski'nin yani sürekli tahrik edici. Hem NATO ülkelerine hem Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarına ayar verme sevdası var. Onun liderliği üzerine bir lider çalışma yaptık. İşte lider mi diye. Aktör yani, aktör. Yoksa nasıl doğuştan diye. Fıtratınızdan. Aynen, yani Cenab-ı Hakk'ın yani çok sevdiğim bir şey Latince karizmatik tanrı vergisi. Zelenski yani kime sizin, ayar vermeye çalışıyor? Bu tanrı vergisi yani bu çok önemli bir konu. Yoksa sentetik bir İşte şovmen. Onları konuştuk. Ne anlattınız hocam konuları. Biraz anlatın ya müstefid evet. olalım. Bu bir araştırma. Yani Zelenski'nin işte bir takım bir söylem analizi deriz, böyle içerik analizi. O lider olarak kabul edilen, işte bir devletin başkanı ise tabii her devletin başkanı lider değil. Önümüzdeki dönemde, bu dönemde de çok lider yok. Yani Macron'a bakıyoruz, Johnson'a bakıyoruz vesaire, Biden'a bakıyoruz. Ama şöyle yani işte bu konuşmalarından çıkarılan şeylerle hani bu lider mi değil mi? Hani karizmatik bakıyor, ne transformasyonel lider mi, otokratik lider mi, nasıl bir lider, liderlik olarak ne var? Adlandırılıyor. Yani bunu oturtamadık henüz. Ben oturttum hocam. Sen de, hocam ben sufle alıyorum. Size Mustafa abi yani. Bir fotoğrafı hatırlayınız. Operasyonun başladığı gün, 76 gün geriye gidin. Zelenski bir video paylaştı Twitter'da. Gözlerindeki o korkulu. Evet. O ne yapacağını bilmez. Bir de dünkü yürüyüşünü gördüm. Bir de dünkü yürü. Ya 76 günde bir insan metaformaza uğramaz. Başkalaşım geçirdi bak. O kadar füzeyi bilmem neyi ben vermedim. Şimdi tırnak içinde bir... Geziye mi gitti bir yere yok? Bir şey, Karadeniz turu yapmış. Putin'in konuşmasını dinlediniz. İçinden bir ejderha çıktı adamın. Putin'in çok güzel konuşmasını oynuyor. Dinlediniz mi dün? Putin'in. Dinledim evet. Buyurun. Aha. Yani ne şey düşünüyorsunuz? Canlı yayında dinledik yani. Siz buyurun biz sizi dinleyelim. Biz sizi dinleyelim. Şimdi onun açıklamaları şu yönde. Bir kere onun için işte kaybetmiş işte hasta diyorlar bir de şu anda. Evet, evet. İşte kanser tedavisi i̇şte, görüyor. İşte eline bakıyorlar. Eli Parkinson var. Biden çok sağlıklı. Boşluğu. O baba sağlam. Her yeri selamlıyor. Ya hakikaten ya merdiven Air Force One'ın merdivenlerini çıkamadı ya. Üç kere tökezleri düştü adam. Dünyayı yönetiyor yani. Ya yanlış mı hocam? Orada diyor ki işte Donbas halkına seslenişi. Donbas bölgesinde eğer biz buraya girmeseydik buradaki operasyon başlamıştı. İşte biz buraya girdik. Şöyle oldu, böyle oldu falan filan. O uçaklar uçmadı ama. Çünkü onun sebepleri var. Hani ya orada da düşüneceğiniz. Evet. Şöyle gördüm ben onu da. Son derece bitkin, yorgun. Gerçekten çünkü Putin'in egosentrik bir yapısı var. Yani tamamen böyle kendini ön plana çıkıp biraz da aslında... Çantayla. Evet yani gerçekten öyle ve o oradaki tavrı sanki böyle bir kaybetmiş, işte Batı'yı karşısına almış ama öbür tarafta yalnız kalmış. Bakın bütün hocam? Avrupa devletleri ne bekliyor? Doğru. Bütün yani. Avrupa devletleri ne yapacaktı? Çin mi yardım yapacaktı? Hoş geldin. Kim? Altına halı serelim. Yani öbür tarafa baktığımızda son derece daha böyle güçlenen Batı'yı arkasına almış iki tane devlet başkanı görüyorsunuz. Gerçekten çok enteresan. Neydi nere? Bir tarafta çok güçlü ama öbür tarafta baktığınızda arkasında mesela bütün devletler birbiriyle işbirliği içerisinde. Çok ilginç değil mi? Silah, para, her şey. NATO ülkeleri, büyük devletler. Peki hocam ben doğrudan bir şey sorabilir miyim? Ama öyle bir yükseldi ki artık NATO'yu tehdit eder boyutuna geliyor artık. Zaten biz NATO'yla savaştayız demiyor mu Lavrov? Çin Rusya'ya destek vermedi. Veriyor ama kendini korumak istiyor. Rusya'nın ya bu çok önemli bir işbirliği var Çin'le Rusya'nın. O bitmedi. Evet. Şimdi Yuan'la Rus rublesinin tabii ki rezerv para olması konusunda bir uzlaşıları var bunların. Şimdi asıl mesele benim yani dikkatimi çeken şey Hindistan'ın biraz ayrışması.
Evet. Hocam. Hindistan biraz sessiz kaldı. Şeyin de tarafı değildir. Yani nükleer silahsızlandığı şansı tarafı değildir. Amerika'ya taraf oluyor gibi bir. Hindistan'ın yarısı İngiltere'dir zaten. Geri kalan da Amerika'dır. Geri kalan da Amerika'dır. Hepsi de İngiltere'de okumuş. Hindistan'daki yeni yönetim Amerika. Ben Amerika'da yaşadığım sürece Hintlilerin şeylerinde kaldım. Yani hep böyle Hintlilerle beraberdik yani. Yani bütün oteller zincirinin çoğu onların elindedir zaten. Hediyelik eşya. Endüstrisi. Yani, tabii para piyasalarının içerisinde olduğumuz için şimdi bakıyoruz büyük fonların en çok yani emperyal sermayenin, gizli sermayenin bir diyelim 6 eli varsa bunun 3'ünün aslına bakıyorsunuz nasyonalitesine Hintli çıkıyor. Yani öyle. İşte buyur burada. Özellikle. Ve ilaç sektöründe de çok öncülermiş. Zaten para piyasalarının belirleyici şeyi birisi New York'tur, ikisi İngiltere'dir. Evet. Şimdi bakın bakıyorsunuz tüm devletler Edimas işte gidip İngiltere'den para fonlardan para alma gayretleri oluyor. Yani irili ufaklı tüm devletlerin sadece yani bölgemize has bir olay değil. Bunların arkasındaki fonların tabii ki paranın kaynağı da büyük sermayeler. Şimdi Çin Rusya ile hiçbir zaman kopamaz diye düşünüyorum Sayın Hocam. Çünkü Rus rublesinin ve aynı zamanda Yuan'ın rezerv para olması konusunda bir üstün gayretleri var. Zaten Amerika'nın yani arka plandaki ekonomik anlamdaki Çin'le savaşı buradan başlıyor. Yani doların şeyi saltanatının tabii bitmesi, rezerv para olarak bitmesi ve bu arada biliyorsunuz bu faiz artırımlarıyla da şu anda Avro'ya karşı da bir değer kazandı. Burada da haklı çıktı Mustafa Bey. Ya. Aylar önceden uyardı. Şimdi onu söylemeye vallahi telefonlarım kilitli. Nasıl bir daha söyleyin? Ya bu anlatsanız abi Fed'in 50 puan. Yani şimdi burada 50 puan arttı. Bu bir operasyon bak. Evet. Burada kaç ay önce bu ekranlarda 3 aydır söylüyorum. Fed'in hamlelerinin ne olacağını harfiyen yani birinci periyotta yani Ocak başlangıcından beri söylüyorum. Siz de birlikte program yapıyoruz. Doğru. Cem Bey de bizi takip ediyoruz kardeşimiz. Baz puan artıracağını söylüyorum. Çünkü başka türlü olması mümkün değil. Yani bir kağıdı alıyorsunuz, akşam matbaada basıyorsunuz, dünyada kabul görüyor, istediğiniz silahı, istediğiniz gıdayı, istediğiniz petrolü, her şeyi alım gücü kazandırıyorsunuz. Yani bu para rezerv bir para statüsüne geldiği için bunu yapabiliyorsunuz. Başka ülkelerin paralarına karşı bir güvence görüldüğü için yapabiliyorsunuz. Şimdi Yuan'la alışverişi tabii ki şu an Rusya ve şey uyguluyor birbiriyle. Şimdi bu hamleyi Amerika görecek. Powell yani Fed Başkanı bunları görecek. Efendim Amerika'da 1,5 puan ayda efendim enflasyon oldu diye faiz artırımına gidecek. Öyle mi yani? Yersin. Ne dedi? Trump'ın geldiği günden beri güçlü Amerika naraları atılıyor. Biden'ın ilk geldiği günde Amerika'yı yeniden inşa edeceksin diye sözü var. Şimdi bunları nasıl yapacaklar? Amerika'yı yıkıp yeniden yapacak halleri yok. Bunları dünyadaki parasal egemenliklerini yani emperyal güçlerini güçlendirerek yapacaklar. Bunları nasıl yapacaklar? Gelişen gelişmekte olan modüler haldeki devletleri aracılığıyla paralarını güçlendirerek onlara bağımlılık yaratarak, kredi vererek, bilmem ne yaparak, silah satarak. Amerika'nın silah tabii. Silah teknolojilerinden geçinen ya bir kimler zengin olmuş, kimler baksalar üç aslında. 3 tane ticaret var. Silah ticareti, uyuşturucu ticareti, insan şey ticareti. Olsa, Ramazan'dan çıktık böyle konuşalım da istiyorum aslında. Yani Amerika'nın başka neyi var? Neyini alırsınız? Amerika'dan ne aldığımıza bir bakalım. Ne alıyoruz? Teknoloji alıyoruz. Ne alıyoruz? Silah teknolojileri alıyoruz. Ne alıyoruz? Amerikan ortaklık Çin bağlarını. İşte şu iletişim cihazlarını alıyoruz. Şunu alıyoruz, bunu alıyoruz. Bakın yani Amerika yüksek teknoloji ürünleri satarak dolarını sürekli gündemde tutan ve o yüzden de savaş, kaos, kargaşa gerekiyor. Zelenski, bahardır, turuncudur bu şekilde. Devrimdir. Şimdi bakıyorsunuz. Zelenski açısından bakarız. Konu oradan geldi çünkü. Ya emperyalizm öyle bir lanet bir şey ki. Emperyalizm böyle geldiği zaman dışarıda tokalaştığımız, tanıdığımız bir nesne değil. Sinsi. Emperyalizmin girmediği kan yoktur. Hiç kimse, herkes emperyalizm var. Bitmedi ki zaten. Bitmez. Birinci Dünya Savaşı'nda güya bitti ama hiç bitmedi aslında. Ya şimdi peki Sayın Hocam, şimdi Rusya'da yani Rusya halkının içinde, Rusya'nın politikasında, şimdi biliyoruz ki Rusya hani Putin'in Rusyası var, bir de Rusya var.
Yani ben şimdi onu söyleyeyim biraz. Lütfen, yani. Şimdi ben Rusya, o coğrafyayı biliyorum. Orada da çok gittim, çok yaşadım. Arkadaşlarım var, Rus arkadaşlarım da var. Ukraynalı da var, Kırımlılar da var vesaire. Ama şöyle söyleyeyim size, Rusya'nın içerisinde bir grup var. Gerçekten onlar Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Avrupa ile entegrasyon istiyor. Sürekli oralara gidiyor. İşte Amerika'ya gidiyorlar, şuraya gidiyorlar. Öyle bir grup var. Genç grup özellikle. Yani belirlen Rusya'nın o demir perdenin ötesine geçmek istiyor. Belirli bir grup da daha klasik ama onlar biraz daha yaşlı grup. Ve gittikçe de yaşlanıyor Almanya gibi. Çok genç nüfus değil Rusya'nın. Hatta Putin'in bir şeyi vardı öyle. Doğum yapanlara para yardımı, ciddi bir yardım. Ve Putin'le birlikte çok şeyler yapıldı. Eski Rus stratejisi geliştirilsin. Ama ben şunu çok net söyleyebilirim. Bu tarz ülkelerde, yani Türkiye gibi, Rusya gibi ülkelerde lider faktörü çok önemlidir. Özbekistan içerisinde de aynı şeyi söylemiştim. Ve sizin programınızda da söylemiştim. Özbekistan'da Kerimov sonrası çok şey değişir dedim. Özbekistan girilmeyen bir ülkeydi. Putin sonrası Rusya çok değişir. Onu söyleyeyim size. Yani küreselleşmenin dışında kalacak bir ülke değil. Batı emperyalizmine kapılır. O zaman dışlanma veya o şeyleri aşabilecek. Yani bu Putin döneminde olan bir hadise. Putin güçlü bir lider. Bakın Yeltsin döneminde hatırlıyorsunuz ya, ayakta duramıyordu adam yani. Gorbaçov tamamen Batı'nın bir projesiydi. Glasnost, Perestroika, işte şeyin yıkılması Putin, tamamen. Yani Putin sonrası bakın aynı Ukrayna'da benim tahmin ettiğim hani Yushchenko, Yanukovych dönemindeki gibi Rusya'ya yakın bir lider yerine şu an Zelenski de hatırlarsanız Putin'in desteklediği bir liderdi. Ya, hatırlayın. Şeylerinde birkaç defa Cumhurbaşkanı arkasından işte Rusya istihbaratçısı bilmem ne. Evet, Zelenski'yi destekliyordu. Zelenski'nin bir takım komedilerinde Türkiye Cumhurbaşkanı'na da hakaret vardı. Bir takım onlar duruyor yani. Hatırlayalım yani. Bilmiyorlar. Tabii. Bunları hatırlayalım bilmiyorlar. Yani. Ondan sonra Siyonizmi hatırlayın. Yani, Balfour Deklarasyonu, Yahudilerin 1916'daki yapılan şey Rus Yahudilerinin Siyonist hareketidir. 1948 İsrail'in oluşumu, Filistin'e karşı örgütlenme tamamen bir projedir ve Siyonizm çok önemlidir. Buradaki durum da buna gösterir ve gerçekten baktığımız zaman Ukrayna'da yaşanan durum aslında diğer ülkelerde de oldu. Bakın Belarusya'da şu anki lider değişsin, Putin gitsin, Belarusya'da gider. Aynısı olur. Hiç fark etmez. Eski Doğu bloku ülkelerine bakalım. Tabii, yani bir harita marita olsa göstermek daha kolay olur. Bir bakın Bulgaristan, Romanya, Polonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Estonya. Bunlar ilk Letonya, Litvanya, Estonya. SSCB içerisindeki ittifak cumhuriyetlerinden üçü ilk bağımsızlığını ilan edenlerdi. İlk bağımsızlığını ilan edenlerdi. Ve ben başka bir tezim daha var ama söyleyeyim mi bilmiyorum. Avrupa Birliği bir gün dağılacak. Bütün birlikler dağılır. Sovyetler Birliği de dağıldı. Avrupa Birliği'ni yok edecek şey de şudur. Eski Doğu bloku ülkelerine entegrasyon sürecidir. Yani Avrupa aslında Avrupa Birliği ateşle de oynuyor diyorsunuz. Yani. Ateşle de oynuyor. Çünkü bakın Fransa zamanında bütün devletler koalisyon savaşı. Ama sanki bu Rusya-Ukrayna savaşı biraz daha Avrupa Birliği eleştirilirken hani neden böyle düşünüyorsun hocam? Mesela doku uyuşmazlığı yoksa bakın hayır nedir? Çok farklı. Şimdi bakın Avrupa'nın bir takım normları var. Örneğin Fransız ihtilali olduğu zaman 25 yıllık bir koalisyon dönemi oldu ve bundan sonra bir Viyana Kongresi yapıldı. Viyana Kongresi sonrası Avrupa'nın nüveleri atıldı. Hatırlayın. Westfalia 1, ikincisi de Viyana Kongresi. Bundan sonraki Avrupa, ben çok iyi bir siyasi tarihçiyim. Bütün konulara hakimim ve iyi de fütüralist politikalar üretiyorum. Buraya baktığınızda Avrupa'nın yeniden şekillenmesi Fransa karşıtlığı üzerinden gelmedi. Bakın dikkat edin. Almanya. Çok farklı. Almanya'da Bismarck Almanyası, Prusya kırdı. İtalyan Birliği, Alman Birliği, işte Piemonte Krallığı vesaire kurulduğu zaman Bismarck Avusturya yerle bir edebilirdi ama etmedi. Neden? Germen ulusunu karşısına almadı. Ve Viyana Kongresi ile aslında çok önemli bir şey yapıldı. Ren Konfederasyonu, Fransız Ren Konfederasyonu gitti.
Germen şey geldi ve Germen hakimiyeti geldi. Bugün tabii. Avrupa Birliği'nde hakim olan ülke Almanya'dır. Doğru, tabii. Ve evet. Merkel Haçlı zihniyetinden gelen gerçekten ayakta tutan bir zihniyetti. Almanya'yı dikkate alın. İki Dünya Savaşı'nda da Ziya Gökalp hep söyler Japonya örneği vardır. İki ülke vardır. Biri Japon, biri Alman. Ama Almanya'yı dikkate alalım. Yalnız Almanya'nın bir dezavantajı şudur. Yaşlı nüfus. Almanya Türkiye'den aldığı işte şeyler onlar da yine alıyor. Onları kullanıyor. Ukraynalı alıyor mu şu an? Alıyor. Ay çok Ukraynalı var. Benim mesela Almanya'da yaşayan dostlarım var. Türk dostlarım. Onlar hatta öyle bir şey benimsemişler ki Almanlar şu an Ukraynalıları evlerine alıyorlarmış. Evet. 10 milyon göç oldu. Bak çok enteresan evet, bir şey. Birleşmiş Milletler şeyine göre ama bir de sayılmayanlarla birlikte. Mustafa abi evine alıyor. Evine alıyor. Yani mesela ben de mesela Kırım'dan gelen misafirlerim oluyor. Ben misafir ediyorum. Benim, benim bir şey ama. Evet. Yani kendilerinden Almanya... görüyor. Kendilerinden görüyor bak, yani. Aynen yani. Öyle. Hırvatistan da keza. Tabii. Dolayısıyla buraya gittiğiniz zaman gerçekten bunu görürsünüz. Ama Avrupa Birliği'nin ilk hedefi şuydu. NATO'nun da böyle genişleme ve Avrupa Birliği'nin stratejileri Doğu Ortaklığı programıyla eski Varşova Paktı bütün üyelerine entegrasyon ettiler. Doğru. Neden ettiler? Çünkü Doğu Almanya'ya, Berlin hatırlayalım. Doğu'da büyüyen, yetişen insanlar batıya entegre olamaz. Olamaz. Peki bu nasıl dağıtacak Avrupa Birliği? Orada rüşvet var. Orada şartlar farklı. Komünist kökenden gelmiş. Nesil atlaması lazım. Nesil atlaması lazım. Ve Avrupa Birliği günden güne zayıflıyor. Amerika Trump döneminde Avrupa Birliği ve NATO'ya olan bütün destekleri mesela Avrupa Birliği'ni gereksiz olarak görüyor. NATO'ya desteğimizi çekeriz dedi. Şu anda destekliyorlar. Şu anda Avrupa Birliği başka bir tehlike altında. Amerika eziyor Avrupa Birliği'ni. Kullanıyor. Daha şu anda da tamamen Ukrayna'nın, bakın İngiltere çıktı. Şu anda tamamen Ukrayna'yı Avrupa Birliği ile karşılaştırıyor. Herhangi bir savaş olduğunda Amerika'yı hiç etkilemeyecek. Herhangi bir ekonomik enerji tedarik sıkıntısında veya yiyecek sıkıntısında Avrupa'yı etkileyecek. Amerika'yı etkilemeyecek. Hocam dünyadaki tüm projelerin arkasında krallığın, İngiliz krallığının olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Ben ilginç değil mi yani? Şunu bir şey söyleyeyim. Ben İngiltere'yi çok takdir ediyorum. Evet. Neden diyeceksin? Her projenin arkasında ben takdir ediyorum. Çünkü neden? Güneş batmaz İmparatorluğu gerçekten başarmış. Ben Oxford'da Bilim Tarihi Müzesi'ne gittim. Hindistan'dan şuradan bulduklarını hep bilime yatırmışlar. Stetoskoptan tutup bilmem neye kadar hep icat etmişler. İcat etmişler, gelişmişler. Bilim, bunu yapabiliyorsanız. Kültürü ve tarihleriyle de hep hatırlatıyorlar. Evet. İyi ben kötü birçok şeyde de İngiltere'ye bakıyorum ne yapıyor diye. Evet. Bunu yani çok enteresan hani geldi bana. Yani bunu araştırıyorum. Yani gerçekten dünyadaki tüm projelerin yani arkasında İngiliz krallığı. Evet, gerçekten öyle. Evet. Yani bu şöyle çok önemli tespitler. Çok evet. Avrupa Birliği dağılacak. Bunu unutmayın. Avrupa Birliği'nin şu Doğu Ortaklığı. İkamesi, NATO'nun zaten bütün ortaklığı, bütün olacak. Projeleri başarısız. Rusya gibi ülkeler, Putin sonrası Rusya, Belarusya hepsi oranın egemenliği şeyine girecek. Ve yakında çok önemli bir şey daha var. Kıtlık yaşayacağız. Ya. Su yaşayacağız. Ciddi bir sorun yaşayacağız. Söylemeyeyim hocam. Çünkü ne dünyanın nüfusu şeye çok farklı. Çin dünyaya egemen olacak. Bundan sonraki süreçler çok farklı noktalarda olacak. Yani bizim oturup iklim krizi de dahil olmak üzere oturup bunlara odaklanmamız gerekirken biz savaşıyoruz. Ya. Bunu ben bir önceki canlı yayında anlattım, ifade ettim. Salı sabahki canlı yayınımızda. Yani insanlara tuhaf geliyor ama söylediği, yani gerçekten benim 3 aydır tekraren söylediğim şey bu. Hocamın bugün ifade ettiği şey. Tekraren söylüyorum. Tabii. Yani dünya daha büyük sorunlar yaşayacak. Daha büyük sorunlar yaşayacak. Su savaşı tabii, kesinlikle. Olacak. Kesinlikle. Gıda. Bugün parayla bile bulamayacağız. Gıda havzaları bugün küresel ısınmanın etkisinde kaldığı için, yani ülkelerin beceriksizliği değil, yani iklimin böyle geliştiği için çok daha ciddi sorunlar yaşayacak. Bunlara ya güzel ülkemizi daha iyi değerlendirelim. Taşı toprağı altın diyoruz ya, yani denizimiz var, toprağımız var, üretim üzerine inşallah bunlar. Ben tekrar söylüyorum, çok güzel bir ülke. 3 tarafı denizlerle çevrili. Cennet gibi. 4 mevsim yaşanıyor. Evet. Dolayısıyla bu ülkenin kıymetini bilelim. Kimseye de kaptırmayalım. Evet, bu kadar. Peki. Allah'ın izniyle yani hiç kimse kapamaz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık değerli konuklarım. Süremizi doldurduğumuzu söylüyor yönetmen arkadaşımız. Saatler
11'i gösterdiğinde, 23 gösterdiğinde yayınımız tabii ki devam edecek canlı yayınlarla. Sıcak gelişmeler de oldu. Bunları da aktaracağız 11'deki bültenimizde efendim. Hoşçakalın.